Merhaba sevgili izleyenler. Ramazan Güzeldir ile karşınızdayız. Hakan Zafer ile birlikte sondan bir önceki bir programla karşınızdayız. Sondan bir önceki bir program. Ee, Hakan abi nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür iyiyiz Allah abi. Ee, Ramazan'ı bitiriyoruz. Ramazan'ın ee, bir, bir, Ramazan bir gelişi var bir de gidişi var. Evet. <laughs> muhabbeti. evet. Aynen, evet. aynen. Ee, Ankara'nın en güzel yanı evet. muhabbeti <laughs> biz... Onun gibi. Bizim Mustafa Sarıtaş'ta klasik bir Ramazan şeyimiz vardır, muhabbetimiz. Telefonla konuşuruz bir kendi aramızda. Abi ne çabuk geçti ya. Ama Allah kolaylığını veriyor veriyor bak. Klasik <laughs> Ramazan muhabbeti vardır ya. Geçen ikimiz onunla beraber bir ortamdaydık. Birbirimize böyle göz kırptık. Muhabbeti başlattık. Abi ne çabuk geçti ya. Hakikaten Allah kolaylığını veriyor dedik yani. Hani ortaya bıraktık şeyi, muhabbeti. Herkes başladı. Ben dinliyor bunu işte. <önümüzde>. Herkes başladı evet abi ya, hakikaten bitmez zannediyorduk bitti bak gördün mü günler ne çabuk geçiyor ya. ama Allah kolayını veriyor. Abi insan sadece susuzluk hissediyor ya açlık değil de susuzluk yani falan muhabbet oralarda döndü dolaştı Bir sustuk Mustafa abiyle sonra muhabbeti takip ettik. Ya bir çaycılar bir de sigaracılar var. Ha bir de o var değil mi? Doğru. Şu, şu sigara içe illet olması var ya filancılar var. Bir de çay. Abi, çay içeyim. Ben o gruptanım. Evet. Abi Çay <laughs> içiyorsun içiyor. Aynen aynen yani. Bizim bu ortamda sigara kullanan yoktu. Ee, o yüzden sigara hmm. muhabbeti evet, gelmedi efendim. ama çay evet. E, çaya değindi insanlar. Abi çay, çaysızlık biraz baş ağrısı yapıyor ama sonra iftardan sonra içince geçiyor ya falan. Hani, <laughs> hani insan doymam zannediyor evet. ama bir tas çorba içiyorsun abi doyuyorsun ya falan hani. <laughs> evet. Sıcan, e, sıcak sıcak e, muhabbeti olur. Bir abi, de. Sıcak değil de nem abi nem çok etkiliyor sıcak yok zaten de nem çok hani. Kaş kez beni kontrollemiyorsunuz. Abi ilginç bir şekilde bu muhabbetin bir çekiciliği var hangi ortamda açarsanız açın devamı geliyor. Yani espri olduğunu biliyorsunuz ama sonra tutamıyorsunuz kendinizi. Bilmiyorum. Yani hayırlısı. Ee, i̇nşallah e, bugün e, sevgili izleyenler e, sondan bir önceki program bu. E, yarın inşallah veda edeceğiz. Ama e, bugün de konuşacağımız bir konu var. Sorumluluk. Ya, yani bu son konumuz aslında konuşacağımız. Yarın, yarın bir derleme, derleme yapacağız galiba. Bir evet, best bir of yapacağız. yapacağız. İkisi. Hem konuların derlemesi hem de duaların tamamını ee, ben toparlayabilirsem yan yana getirip inşallah yaparım bir gün içerisinde bunu ee, son kez bir dua etmiş oluruz inşallah yani beraber i̇nşallah izleyicilerimize de. beraber hem de hem bana çokça hatim duası yapın hatim duası yapın deniliyor yani ben hatim mantığı kafamda başka işliyor sevgili seyirciler yani kınayabilirsiniz doğru anlamayabilirsiniz yani yanlış bulabilirsiniz pardon ee, ama bunu ona sayın. Yani yarın dua ederiz beraber inşallah. Bütün i̇nşallah. o Kur'an'daki duaları yaklaşık işte 28-29 günlük e, bütün yazdığım ayetler. Aşağı yukarı aslında 50'ye yakın ayet yazdım galiba hatırladım. Yarın söylerim tam rakamı. O bütün bu Kur'an'daki geçen duaların aşağı yukarı %80'ini yapmış olduk. Yani çok az bir kesim bir kısım var. Mesela Fatiha gibi filan mesela Hazreti Eyyub'un duası gibi. Daha önce konuştuğumuz belki olabilir onları e, alamadığım oldu. Gün yetmedi işte mesela bazılarında. E, bir takım e, dualar daha var ama e, kalan yüzde yirmisi ancadır belki de yani. Kur'an'da geçen duaların yüzde bu Ramazan'da konuşmuş olduk aslında. Yani yarın da bunların bir şeyini yaparız inşallah abi beraber e, bir akış içinde artık siz nasıl e, bilmiyorum sıralamayı nasıl yaparsınız nasıl değerlersiniz toplarız. Türkçe e, şey yaparız. Artık ben Arapçalı metinler zaten e, okulmakta kesinti oldu e, olur Doğru. hepsini. Türkçesinden e, ben derlerim hepsini. İnşallah. İnşallah. Abi. Yarın e, yani bir ay boyunca ağı dağıttık. E, ağı toplarız yani inşallah. Yani ahlaki, e, ahlakla alakalı. İslam ahlakının temel meselelerle alakalı. Ki bu konunun da ağırlığını konuşmuş olduk aslında. Temel başlıkları konuşmuş olduk. Klasik literatürde işte e, geçen kavramlar var. Onların birçoğunu konuştuk. Yeni kavramlar aslında ekledik. Mesela normal İslam ahlakında sorumluluk kavramı. E, mesuliyet olarak geçiyor ama çok ahlakçılar çok mesuliyet üzerinden ilerlemiyorlar. Veya tövbe gibi işte bu, bu tarz kavramlar var. Onlar üzerinden ilerliyorlar. Biz aslında üç tane sorumluluk kavram konuşmuş olduk bu Ramazan'da. E, bir tanesi günahlarla alakalı. E, tövbe ile itiraf ile alakalı. Kendi günahını sahiplenmekle alakalı. Pişmanlık duymakla alakalı. İki, hatalı davranışlarını e, kabullenmekle alakalı özür dilemekti. Biri tevbe, diğeri özür. Bu da e, tavır ve davranışlarının e, faturası neyse onu ödeme cesaretini ortaya koyma sorununu aslında. Bu da e, normali ahlak felsefesinin konusu. Sorumluluk, irade e, veya işte etik kavramlarının birbiri yan yana konuşulması gereken kavramlar ama biz genelde bir ay içerisinde ağırlığını konuşmuş olduk. Yani bu arada hani e, erken söylüyor olabilirim. İzleyiciler henüz toparlandım bilmiyorum ama sonradan izleyenler için e, yüksek lisans doktora yapmak isteyen, çalışmak isteyen insanlar için çok verimli, minbit bir alan yani çok da ihtiyaç duyulacak bir alan. Ne kadar bilimselleştirilebilir derseniz o başka bir şey. Yani her şeyin e, yani bugün otobüs şoförlüğü diye bir bölüm var Türkiye'de. Niğde'de mi bir yerde herhalde. Yani var. oranında yardımcı doçentleri, doçentleri var. Şu ana kadar herhalde profesörleri olmadı ama doçent var. Otobüs şoförlüğü ile alakalı bir bölüm var. Orada doçent istihdam ediliyor mesela bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bilimsellikten kastınız fizik laboratuvarı, kimya, biyoloji laboratuvarıysa çok alacağımız şey, buradan başlamayalım, başka yerden başlayalım zaten. Ama İslam, alakı, İslam felsefesi üzerinden de, İslam ahlakı üzerinden de çalışılabilir. Yani sosyologlar çalışabilir, psikologlar çalışabilir. İki tarafında din sosyolojisi, din psikolojisi çalışanlar olabilir veya normal felsefe çalışanlar, İslam felsefesi çalışanlar gayet verimli bir kavram haritası var İslam alakalı temel meselelerinde. Bunlar üzerinden gidilebilir ki bir ihtiyacı da körleyeceğini düşünüyorum. Yani yazılası tezler çıkabilir buradan çok fazlaca. İnşallah inşallah abi. Yani e, hem e, ne akademik... Ne pas atıyorsun diyebilirsin. <laughs> hem akademik kariyer... <laughs> e, yani hem akademik kariyer için bu... E, Bizim kursağımızda anlamı... kaldı yapamadık. Değil mi anlamı, abi? Altında. Değil mi? İşte, yani hayırlısı. Ee, <laughs> Ay akşamdan da oldu, erkenden de oldu. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun Nasip abi. yani. Nasip. Yapacak bir şey yok. Veren de Allah, alan Allah yani. Evet. Bir yandan Hatta da bu... Kariyer arkasından ağlayacak halimiz yok şimdi. <laughs> Bu işte yüksek lisans tezleri, yüksek lisans çalışmaları hakikaten bir yaraya merhem de olabilir. Yani çünkü Türkiye sosyologlar, psikologlar için yani bulunmaz bir arazi alan, laboratuvar, laboratuvar ama bu aynı zamanda çözülmesi gereken bir sürü problem olduğunu da gösteriyor. Evet. Belki yapılan bir çalışma yapılacak olan bir çalışma bir bir faydaya da dönüşebilir sadece bir bilimsel bir tezden de öte bir çözüm yoluna da dönüşebilir böyle de bakılabilir bizi izleyen epey bir genç arkadaşımız olduğunu biliyorum özellikle üniversite öğrencisi üniversiteyi yeni bitirmiş bitirmeye çalışan birçok arkadaş izliyor biliyorum belki onlar için bu bir aylık konu derlememiz toparlamamız onlar için belki bir fikir verebilir. Önceden yani başlıklar olarak e, netleştirebilirizinde. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu, bu da önemli bir şey aslında. Kendimi e, dışarıda tutarak söylüyorum. Şimdi Türkiye'de akademisyenlere bir tırpan attılar. Yani durum bu. Yani maalesef gelinen nokta çok üzücü. Üst düzey liseleri çevirdiler, üniversiteleri. Akademik bağımsızlık yok. İfade hürriyeti zaten yok. İşte e, herhangi bir şekilde bir şeye imza atanlar. Ee, başlarına bela aldılar. Bela oldu yani. Ee, bela oldular başlarına bu insanların. Dolayısıyla bunlar yurt dışına dağıldılar veya işsiz kaldılar. İşte Türkiye'de olanlar kafa açtılar filan mesela. Ee, pazarlarda çalışanlar ne bileyim boyacılık sıvacılık yapanına kadar birçok insan var akademisyen. Şu anda mesleklerini icra edemiyorlar. Muhtemelen bunlar yardımcı olmak istiyorlardır yani birilerine. Yurt dışında e, ticari faaliyet olarak da bunları yürütenler vardır. Yani ben genç arkadaşların bu konuda e, diğer diğer taraf diğer taraftakiler için şanssızlık olsa da her ne kadar genç arkadaşlar için e, fikrine danışabilecekleri özveriyle seve seve bunu karşılıksız yapabilecek binlerce insan var şu anda etraflarında. Eskiden hani e, Türkiye'de olsa belki kendi bölümünde hocayla görüşmek için birkaç cümle ağzından alabilmek için veya bir e, yol yöntem haritası, da, haritası çizebilmek için. Çok ciddi bir emek sarf etmesi gerekirken, şu anda bir e, DM'den birisine mesajla ne bileyim, e, bir başka profesör, doçent işte alanında çalışan herhangi birisiyle, bir akademisyenle çok rahat istifade geçebilir, konu müzakereleri yapabilir, yöntem çizebilir, danışmanlık yapabilir. Ben bunun ticari bir faaliyet olarak yürütülmesine de karşı değilim. Gayet de mantıklı bir şeydir bence. E, bu dünyada da yapılmayan bir şey değil. Akademik danışmanlık yapılabilir pekala parayla tez yazdırmak değildir. Bu, 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 bir ahlaksızlık. Bu başka bir şey. Yani maalesef akılları oraya gidiyor. Genelde bu bizim vatanımızda böyleydi. Yani en azından öyle söyleyeyim. Ama danışmanlık alabilir. Dışarıdan danışman olarak gösterebilir. Yeterli bir eğer e, CV'si varsa kimsenin kabul edilebilir bir durum varsa dışarıdan danışman olarak gösterilebilir birileri. Dolayısıyla bu iki taraf için de fayda sağlamış olur. Yani birisi mesleğini yapmış olur, diğeri de kolay yoldan, üstelik isabetli ilerlemiş olur. Yani sevinirseniz mi, üzülürseniz mi, işte yani maalesef durum bu. Ve olanı hayra çevirmek lazım. Böyle bir hayırlı bir tarafı var işin, çalışmak isteyen, düşünmek isteyen arkadaşlar için. Her konuda ama her konuda. Yani sadece İslam alakalı değil. Yani ben Allah'ın din psikolojisi aslında. Ee, herhangi bir bölümde diyelim siyasal çalışacak birisi o konuda. Ya dil çalışacak o konuda. Bir sürü bir sürü on binlerce insan şu anda akademisyen işsiz maalesef ya. Yani. Evet. E, i̇nşallah kısa sürede bu olumsuzluk ortadan kalkar ama madem böyle bir olumsuzluk var bundan bir hayır ortaya çıkarmak da akıllıca olur yani. Bu bu en azından bu süreyi böyle olumlu değerlendirmek açısından İnşallah. faydalı olabilir. İnşallah. Bugün e, sorumluluktan konuşacağız sevgili izleyenler. E, mesuliyet aslında kelimenin e, tam karşılığına mesuliyet var. E, ama sorumluluğu kullanalım. E, i̇nsan olarak sorumluluklarımız var doğuştan doğduğum insan olarak doğduğumuz için e, üzerimizde tabi olarak bulunan bir Almanca söyleyeyim, natürlich. E, tabii ki anlamına gelir. <laughs> e, doğal olarak üzerimizde bir sorumluluk var, e, insan olduğumuz için. Ama bunun yanında hayatımızın ilerleyen dönemlerinde yeni rollerimiz oluyor. Bu yeni roller bize yeni sorumluluklar getiriyor. Bunlar bazen kendi isteğimizle oluyor, kendimiz o sorumluluğun altına giriyoruz, kendi tercihimiz. Bazen de şartlar bizi o sorumluluğun altına itiyor. Yani gönüllü olduklarımız var, gönülsüz olduklarımız var, mecbur kaldıklarımız var. E bunlardan e bahsedeceğiz. Arkan abi e hangi açıdan bakacağız sorumluluk kavramına? Yani İslam ahlakından ilerliyoruz aslında ama genelde e bu e yani normal ahlak felsefesinin sorumluluktan anladı da buradan çok farklı değil ama başlangıcı itibariyle biraz değişiyor iş. Çünkü biz dünyaya biz sorumlu olarak geliyoruz aslında. Yani Hristiyan dünyasında Hristiyan akidesindeki o ilk evvel günah, ilk günah, Hz. Adem'in günahıyla yüklenmiş bir sorumluluk değil bu. Allah'a verilmiş sözle aslında dünyaya geliyoruz. Yani hani bizi elest bezminde Allah topluyor ve diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de diyoruz ki ya yarabbi o nasıl söz manasında? Galu bela Arapçada onaylamanın başka bir versiyonu neam var yes manasında evet anlamında neam değil evet Rabbimiz değilsin hayır dese hayır Rabbim yani ikisi de olumsuz cevaplama olacak böyle bir olumsuz soruyu olumlu veya olumsuzla cevaplayamıyorsunuz arada bir şey var e, bela kelimesi tabii ki öyle yani tabii ki Rabbimizsin demek öyleyi de dolduruyorsunuz hangi neyi soruyorsa olumsuz olarak neyi soruyorsa onunla karşılık veriyorsunuz ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ee, evet sen bizim Rabbimizsin. Ee, tabii ki ya Rabbi ne demek? Yani Elbette Rabbimizsin ya Rabbi diye karşılık vermiş sorunlar olarak dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla bu Allah'a verilmiş söz. Bunun dünyada da Allah'a verilmiş taraf var ki Ashab suresinin 15. ayeti ee, Allah'a verilen söz tutulur, mesuliyet doğurur, sorumluluk doğurur diyor. Dolayısıyla bu e, mesuliyet doğuran, sorumluluk doğuran iki tane sözle dünya, e, halimiz şu andaki halimiz o. Bir, evvelden vücuda girmeden önce söz vermişiz ruhlar aleminde ki o ruhu hala taşıyoruz. Ve bu verdiğimiz sözlerle çeliştiğimizi biz ruhla fark ediyoruz. Hani nasıl fark edebilir insan Allah'a o verdiği kalu bela dediğimiz elesbezmindeki bezmindeki ruhlar alemindeki o sözü herkesin aynı anda verdiği bütün yaratılmış ve yaratılacak her insanın aynı anda verdiği sözü. Ruhumuzla bunu hissediyoruz zaten. Vicdan bunun bir yansıması olabilir, böyle düşünülebilir. Yani bir takım e, melekelerin ruhani mele, manevi melekelerin açıklığı, o kapıların aralık bırakılması aslında o söz verdiğimizin işareti oluyor. Ağır gelen şeyler ruhun kaldıramayacağı, gönlün, yüreğin Kur'an buna fuat diyor, yüreğin fuadın kaldıramayacağı e, yükler aslında bize verdiğimiz o sözü gösteriyor. Mekan cennet olsun. Çok okuduğundan çok misal veriyorum. Gayet doğal. Rahmet vesile olsun. Said Nursi'nin bu konuyla alakalı bir şey var. Ee, Bakara suresinin ilk ayetlerini te tefsir ederken işaret edeceğiz de. Ki zaten 30 küsür, 32 ayet filan e, normal, formal tefsiri 32 ayet. Yani e, kendi külliyatının tefsiri olarak e, kabul edilmesi değil. Aslında doğru olan kelam. E, usulü din kitabı olarak kabul edilmesi tefsir olan sadece işaret O Birinci Dünya Savaşı esnasında e, o esnada yazılan kısa süre işte süren bir e, tefsiri var. O da Hazreti Adem'le şeytan muhabbeti var ya Bakara suresinin. Subhaneke la illa inneke e, buraya kadar 30 rakamı hatırlamaya çalışıyorum da 30 ve 32 işte o, o kadar rakam. Meleklerin bu sözüyle bitiriyor. Bu tefsirinin bir bölümünde bu sözü de söylüyor aslında. Bu bahsettiğim konuda var. Orada verdiğimiz sözü burada verdiğimizi anlıyoruz. Nasıl olabilir o söz diyor? O söz Allah'ın donanımlarla gönderdiği insanın o donanımları icra etmesidir diyor. Mesela göz verdiyse bakılması gereken yere bakmak, kulak verdiyse işitilmesi gerekeni kulak kepçesine doldurmak. Güç verdiyse yerinde kullanmak, öfke verdiyse yerinde sönmek, yerinde alevlenmek, bağışlama verdiyse hak edeni bağışlamak, hak etmeyene mesafe almak gibi bir takım mekanizmalar var. İşte mesela bir sanata dair bir şey olsun, ruhunuz var, incelik var, nezaket var, nezafet var içerisinizde, içinizde bunu orada icra etmek. Mesela kaleminiz yatkın orada kullanmak, sesiniz yatkın orada kullanmak, çabanız var, iradeniz var, zihniniz çok yatkın oralarda kullanmak. Yani Allah'ın bizi donanımlarıyla gönderdiği neyse donanımlarımız neyse onları yerinde kullanmak, icra etmek aslında verdiğimiz sözün karşılığıdır diyor. Yani çok uygun, çok heyecan verici bir açıklama aslında. Yani orada Allah'a ne söz verdik? Rabbimizsin dedik. Rab olmanın gereği nedir? Allah bizi nasıl donattıysa ona göre o nasıl söz verdiysek o donanımımızı o verdiğimiz söz esnasında kullanmak. Mesela diyorsunuz ki ben size e, para yardımında bulunacağım diyorsunuz paranız var şurada ama gün geçiyor yani kumanya göndereceğim size ramazanda diyorsunuz mesela Aha, yarın bitiyor ramazan e, kumanya yok ama koca marketiniz var diyelim mesela orada. hani kumanya yok yani e, donanım var donanım market e, söz de var e, sözü donanımla yerine getirmeniz gerekiyor e, donanım var. Kulda Allah'a da vermiş bir söz var. Ya Rabbi ben seni Rab olarak kabul edeceğim. Senden başkasına da eğilmeyeceğim demişiz. Bu donanım insanda var. Olmayanı zaten mesul tutmuyor. Birazdan hale geçecekti şimdi kullanmış olayım. Dolayısıyla mesuliyetin e, ol, olduğu insanlara Allah sesleniyor. Yani biz e, dünyaya gönderiliş donanımlarıyla ki bu verdiğimiz sözün göstergesidir. Bir yerden geliyoruz. Bir yere de gideceğimize inanıyoruz, iman ediyoruz. Oradan haber veriyor Allah bize. Ve Allah bir yerde bizi o gideceğimiz yere göre de bir takım e, faaliyetler yürütebilmemiz için donatıyor. E, hadisi yanına koyalım. Dünya ahiretin mezrasıdır diyor. Tarlası değil. Yanlış tercüme. Tercüme, e, tercüme Mezrasıdır diyor. Tarla daha büyük bir şey. Mezra e, ziraat yapılan aynı kökten zaten e, ziraat yapılan bir yer var. 3-5 ev var civarında. Bir sezonluk gidiyorlar. Ekim hasat derken ürünü kaldırıyorlar, tüccara satıyorlar, geliyorlar. Veya hayvanı yükleyip şehre dönüyorlar. Şehirde de evleri var bu adamların. tarladan kazandıklarını çıkarttığı mahsulü şehirde satıp, şehirliğe satıp veya, veya parayı kazanıyorlar. Parayı mezrada yemiyorlar. Şehirde yiyorlar. Tasviri bu aslında Allah Resulü'nün. Yani dünyada biz bir takım şeyler yapıyoruz ama karşılığını mezrada yiyemeyeceğimiz şeyler bunlar. Namaz kılıyoruz karşılığı. öyle bir şey yok. İstediğin şifa. Oruç tutuyoruz şifa. Yok yok öyle bir şey yok. Yani e, burada oyalanırsanız e, anaokulunda 40 yaşındaki adamın anaokulunda hala e, puzzle çözmesi gibi bir şey olur bu. Yazık edersiniz yani ömre. E, oruç tutuyoruz. E sıhhat bulduk ya daha ne olsun. Değil baba öyle değil. O iş o değil yani. Onu mezrada yiyemezsin. E şimdi bir ton paramız var ama nerede harcayacağız? Amcaoğlu, ben, kardeşim falan üç tane evimiz var, tarlalarımız var, ekmişiz. E orada hiçbir şey yok. Market yok. Şu yok, bu yok. Sinema yok. Kitapçı yok. Şu yok. Hiçbir şey yok. Nerede harcayacaksınız? Mezrada cebinizdeki bir ton parayı. Harcayacak yer yok. Askerde hani hepimizin başına gelen. Paranız olsa ne olur yani? Kantinde alacağınız şey sınırlı. En fazla ne alabilirsiniz? Aynı şeyin binlercesini alın. Hiçbir işe yaramaz o zaman da. Poğaça, çay filan bu işte. Alacağınız şey bu kadar. E ne oluyor? Bir ton paran olsa ne olur askerde? Dolayısıyla yeterli miktarda ee, birçok insanın para biriktirdiğine ben şahit olmuştum mesela askerde. Normalde hayatta etmez o para e, sivil hayatta. Ama askerde harcayacak yeriniz yok. Aynısı işte. Aynısı. Bir talim yeri var burada. Allah bizi bir talime çekiyor. Sonra bir yere e, hazırlıyor bu talimle. Buradakiler hani ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. Hani bazen futbol antrenmanları falan izlenir. E, sporcular garip garip hareketler yaparlar. Böyle normal maç esnasında kullanamayacak hareketler bunlar. Ama yaparlar onu. Maçta daha çevik, daha atik, daha hızlı davranabilmeleri için, hemen o hareketi yerine getirebilmeleri için normalin haricinde başka hareketler de yaparlar. Sıçramalar, hoplamalar, zıplamalar filan. Bakarsınız aletle çalışmalar filan yaparlar. Ama maçta bunları yapamazlar. Ne anlamı var böyle deli gibi oynuyorsunuz burada diyemezsiniz. Onların anlamı şu, burada bir işe yaramıyor şu anda. Gördüğümüzde bir anlam yükleyemiyoruz ama maç esnasında çok işe yarıyor. Niye? Burada bunu yapması, orada ötekini yapmasına yol açmış oluyor. Dünyada böyle bir şey işte. Yani bunu nereden anlıyoruz? Donanımdan anlıyoruz ki bir yerde söz vermişiz. Tekrar başa dönüyorum. İki sözün arasında sıkışmış adamlarız aslında. Bir, mahşe, e, elest bezminde bir söz vermişiz. Evet ya Rabbi Rabbimiz sensin. Senden başkasını Rabb yerine koymayacağız. Velem mekün lehu küfe ve dedik. Dünyada da söylüyoruz bunu, bize söyletiyor. Şimdi dünyada da bu sözün gereği var. O sözün gereğini yapmaya çalışıyoruz. Allah'a verdiğimiz sözler. 15. Işte Ahzab Suresinin 15. Ayeti söylüyor. Bu donanımları yerine getirme mecrası bu olduğu için bunlar da birer söz gibi sırtımızda bir yük olarak, bir sorumluluk olarak duruyor. İnsan fıtratı e, sorumluluğu almaya mı meyillidir? Sorumluluktan kaçmayan meyillidir abi? Ne dersiniz? Yani e, iki tarafı da var aslında. İkisine de meyilli. Çünkü Allah ve Canlı ve cehula diyor. Cahildir diyor. E, cahilde de en temel vasıf cesarettir aslında. Ya Bilmediğini konuşmak cesarettir. Bilmediğine atlamak, yapmak. Bunlar cesaret isteyen şeyler. Çünkü bedel ödersiniz sonrasında. E, pahalıya mavi olacak şeyleri cesur adam yapar. E, cahilde, cahildeki en temel e, vasıf, renk e, cesaret olur. Şimdi cahil insan cesurası hemen sorumlu kalır. Mesela atlar işte hemen yani. Hatta bırakın kendi sorumluluğunu başkalarının da sorumluluklarını alır. Mesela Ankebut bu suresinin 13. ayeti var. Müşriklerin şöyle dediğini söylüyor. Yani küfür ehlinin, Allah'ı inkar edenlerin etrafında kitlelere ya tamam günahınız bana, günahınız bize, siz de yeter ki bizim dediğimize inanın. Günahınız bize varsa da bize canını sıkmayın falan diye mesuliyet alırlar. Cesarete bak. Halbuki Allah 13. ayeti Ankebut bu suresinin hayır böyle bir şey olmaz diyor. Abi böyle bir şey olmadığı gibi üstelik Allah'ın çatır çatır soracağı bir hesapları daha olur. iki kat olur yani onların hesabı. Hem kendi hem de nice yükler. Yük diyor. Sakil kelimesi var. Sıklet Türkçe'de de var. Kullanıyoruz. O kadar ağırlığın altına girerler ki hem kendi ağırlıkları hem de başkalarının mesuliyetlerini, sorumluluklarını alırlar. Bu iki sorumluluğun altında Allah onlara Allah onları sorguya suale çeker. Hem kendilerinin hem de sebep olduklarının. Dolayısıyla hani insan cesurdur yani gördüğünüz gibi cahil insan cesurdur. Bilmeyen Allah'ın ne diyeceğini, ne hangi bu iki mesuliyetin ne olduğunu bilmeyen başkalarının sorumluluklarını da alır. Günah üstümüze, vebal üstümüze. Burada sadece kötü olumsuz örnekler üzerinden gidemeyiz. Fetvalar da böyledir. Mesela işte kardeş katline fetva veriyorsanız gitti. İşiniz zor çok, aşırı zor. Mezarına kağıtla fetva kağıdıyla gömülme hiç İslam'da böyle bir şey yok. İslam'da kültüründe olabilir ama İslam'da fetva kağıdıyla bunu göster neyi gösteriyorsun? Neyi gösteriyorsunuz? Böyle bir şey yok. Yani reddetmek için, gıcıklık yapmak için söylemiyorum bunu. Dinden konuşuyoruz şu anda. Dinden, herhangi bir yerin kültüründen bahsetmiyorum ama fetva da böyledir. Tamam vebal benim boynuma. Mesela şöyle diyemezsiniz. Faiz almak isteyen bir adam var karşınızda. İşlerini geliştirecek, yatırım yapacak. Zarret tali yatırım değildir. Zarret hali şudur. Tekrar söylüyorum bu konuda bir uyarı e, cümlesi bu. Daha önce de geçmişti hatırlıyorum. E, aşağı yukarı bir yıldır 4-5 kez uyarı gibi böyle konuştum. Haddime değil biliyorum ama bildiğimi söylemek için söylüyorum. Bir adam faizi almak zorunda kaldığı yerler hayati, iffet tehlikesi, can tehlikesi, hürriyettir şudur budur filan bunlar. Savaş tehlikesi. Ancak böyle durumlarda açlık tehlikesi filan gibi. Böyle durumlarda zarret olur Ama mesela ikinci fabrikayı açacağız hocam yani almak zorundayız. İkinci fabrika hayatın hiçbir yerinde zarret değildir. Ama hocam biz Müslümanların filan yemeyin beni. Öyle bir geyik yok. Öyle bir geyik yok. Şimdi e, adam birisi de desek ki size. Baktı Müslümanların evet bu e, postmodern dünyada ayaklar üzerine durması lazım. Bu kadar emperyalist, emperyalist baskının karşısında İslam ahlakının, ticaret ahlakının da bunları hep havadan ideal sözler, idealler, yukarıda çizgiler aşağı gelince adam geliştirmek istiyor işini. Ben size diyorum ki ya Ahmet abi sen kendini feda et be filan diyorum size. Gittim baba. Yani öyle bir şey yok. Yapamazsınız bunu. Ne demek feda et? Yani böyle, böyle bir şey olabilir mi? Mesela bir yeri kurtaracaksınız. O yeri kurtarırken bir haramı ne yapalım? Hadi orayı kurtaralım diye bir haram irtikap edelim. Böyle bir şey yok. Önce de böyle diyordum. Şimdi de böyle diyorum. Tarihi söyleyeyim 3 yıl önce de böyle diyordum. Şimdi de böyle diyorum. 2015'te de böyle konuşuyordum. 2018'de de böyle konuşuyorum yani. Hani o gün olsa ne derdiniz? O gün de aynı şeyi söylüyordum ben yani. Bir mikrofon karşısında söylüyordum yani. Bir haramı irtikap edemezsiniz. Bir kendi kafanızda bir kurtuluş projeniz var diye. Öyle olmaz yani. Bunun vebaliniz benim boynuma. Öyle onu kabul etmiyor ki Allah. Ya birazdan söyleyeceğim. Velatezi Ruvaziletü Mizra Ukra var Kur'an'da. Beş yerde geçiyor. Beş yerde. Aynı andan farklı versiyonlarıyla geçiyor. Hayır kimse kimsenin günahını yüklenemez. Vebali kimse. Tamam siz işleyin vebali benim boynuma. Varsa hesabı ben öderim abicim filan. Yok öyle bir şey yok. Yani o lokantada olur. Şurada olur. Burada olur o hesap. Veresi defterine yazdırır gibi yazdıramazsınız kiramın katibine. Yani bu bunun hesabı var. Dolayısıyla hani e, verdiğiniz söz Allah'a verdiğiniz sözün maliyeti var. E bu maliyeti kim göze alır? E cahil insan göze alır. İnsan cehul diyor. Çokça cahildir diyor. Bir. iki Ama bir de bencil tarafı var insanın. Bu da sorumluluktan kaçar. neme lazım tarafı var yani. Bu bencillik de aslında e, sorumluluktan insan atar. Sorumluluktan uzağa atar. Kendi uzaklaşır. Dolayısıyla hep başkası yapsın. Ama rahata kavuşunca kendisi gelir. O paylaşım esnasında paylaşabilir. Ve e, Uhud Savaşı'nın... E, Hizmet erbabı insanların çok iyi bildiği bir sözdür bu aslında söz. en önde gayret gösterirken en önde ama gayretin sonucunda bir ganimete ulaşıldıysa orada arkalarda sırada bir yerde düşerse düşmezse canınız sağ olsun filan ben bunun için girmemiştim işe demek. Aslında Enfal suresi ve Tevbe suresinin bir kısmında Ali İmran suresinin Uğur savaşı ile alakalı ayetlerinin tek cümle halinde tercümesi tefsiri derseniz ben bunu söylerim işin için söyleyeyim. Ali İmran Suresi'nde anlatılan bir şey var. Yani bizi ölüme mi götürüyorsunuz ya diyorlar Uhud için. Mekke'deki, Medine'deki münafıklar. Nereye ya? Bile bile ölüme götürüyorsunuz. Biz size dedik şehir, şehir savunması yapalım. Tuttunuz. Gençlerin aklını uyuyorsunuz. Yani bir de Şura demişsiniz adına filan gibi. Biraz bıyık altı şeyler var. söylemleri var. Sonra savaştan dönünce üzüldüklerini işte bir ganimet olursa Allah onu söylüyor. Ganimet olursa aslında biz filan tam olarak da öyle dememiştik canım filan gibi bir dönüş olduğunu söylüyor. Yani menfaate gelince e, sorumluluğunu almadığı şeyin hemen meydanında biti veriyor insan. Ganimet dağıtım meydanında. Yani bu e, ama sorumluluk almaya gelince hayır. Hep sorumluluğu başkasına itiyor. Ve sizin yüzünüzden oldu. E, ben demiştim bunu. Yani e, gittin şunun aklına uydun, ötekinin aklına uydun. Kendi sorumluluğunu almıyor. Bu şu demek değil. Buraya e, bir avuç virgül e, pardon ünlem boşaltıyorum bunun üstüne e, bu sözün. Bu başkalarının mesul olduğu sözün sorumluluğunu, e, işin sorumluluğunu kendine almak değil. Bunu alamazsın zaten. Bu hukukta da temel kaydedir aslında. Bu modern hukukta da var aslında. Ta Tanzimat'tan bir Tanzimat fermanında da ben böyle bir metin hatırlıyorum da tam Osmanlıca metni akıma gelmedi. Yani e, ceza e, bir başkasına paslanamaz tam şeyle söyleyeyim. Yani bir cezam var, idam cezam. Benim yerime Ahmet Bozkuş'u atsanız olur mu? Olur. Birisini atalım da. O Öyle da kabul ediyorsa? Mı? Kabul ediyorsa da yapamazsınız. Olmuyor değil değildir. Katil olursunuz. Benim yerime Ahmet Bozkuş'u asarsanız bu ibadette de böyledir. Söyleyeyim bir şey daha söyleyeceğim. Fıkıhtan gidiyoruz bugün. Ee, Ahmet Bozkuş'u asmak. Tamam. Birisini asalım da. Ee, gazeteci evinde bulamıyor. Evinde kim buluyor? Hanımını. Tamam. Seni tutuklayalım. Bu, bu başka bir iddiadır işte. Hukuk hukuk değil bu. Bu Bunu yapan savcı da hukukçu değildir. Polis de güvenli, güvensizdir. Ne derseniz. Orada işte artık cılgı çıkmıştır demek bu sistemlerin. Yani yapamazsınız. E, o yok o zaman işte bir e, günü geldi diyelim mesela konusuyla alakalı. Eski bir polis müdürü var. E, kızını tutuklayalım. Onu içeride e, acıtalım canını. Yapamazsınız. Bu Müslüman olarak demiyorum bunu. Yani bir insan olarak yapamazsınız. Bunu Hayvanlar aleminde zannetmiyorum yani yapacağını. Hani geçenlerde bir video izledim. İşte hamile olduğunu görünce e, şeyin, geyin, as, e, aslan veya işte aslan veya kaplan bir tanesi bakıyor karnında var. E, o kadar bir pişmanlık görüntüsü var ki parçalarken bakıyor karnında yavrusu var. Bir pişmanlık hali var, çökmüş halde aslan, kaplan. Bu hayvanlar aleminde de yok. Yani bunu yapan hayvandan aşağısı dedi Belhum Eval. İşte bu. Esmeli safilin bu. Yani suçu başkasına kenet diyorsunuz. Halbuki Allah Kur'an'da yaklaşık önüme 21-22 ayet yazdım şu anda. Beş tanesinde çok net. Bir tanesi özellikle mesela bu suresinin 13. ayetinde. Öyle böyle değil. Son derece net, yalın. O kadar göz önüne sermişken yapamazsınız. Herhangi bir dinden iddiası olan insan bunu savunma ihtimali sıfır. Olsun ne fark eder ki diyemezsiniz. Yani aramızdan bir tanesi kurban gitmesi gerekiyordu. bu, bu hukuki bir şey değil. İslam'da böyle bir şey yok yapamazsınız bunu birisi feda olsun kim ya öyle bir şey yok yani böyle hani heyecanlı söylemlerle filan e, aradan böyle kaytarabileceğimiz şeyler değil bunlar e, bir şey söyleyecektim e, fıkhi bir şey daha söyleyecektim ama onu unutuyorum ha hacla alakalı namazla alakalı sadece hacda var 20 sene oruç tut, öyle bir şey yok yerime sen namaz kıl. Öyle bir şey yok. Sadece hayatta olup yerine gidemeyeni birisine umulur ki onun sevabı onadır diye bir dua anlamında acı birisini vekaleten gönderiyorsunuz. Onların da vekalet yok. Yerime oruç tut sana para vereyim mi? Öyle bir şey yok. Yerime namaz kıl. Iskat denen bir saçmalık var mesela. Bu maalesef dinden değildir demeniz için bayağı cesur olmanız gerekiyor Türkiye'de özellikle. Aldım verdim, aldım kabul ettim, aldım verdim, aldım kabul ettim diye imamlar para e, Budistler de böyle yapıyor. Hindularda da böyle var. İşte kiliseye yardım filan. Ne farkın kalıyor ki? Ne farkın kalıyor? E, i̇mama babası namazsız gitmiş. 40 yılın namaz parasını ödüyor. Bir taneyi 40 yıllık çeviriyor. Aldım kabul ettim. Aldım verdim. Aldım kabul güzel, ettim filan. Güzel fikirmiş. Ya yani Anladım. imama güzel. <laughs> yani güzel bu, yani bu, bu tutar bu fikir. Kadar, yani yani düşünsenize bunun yoktur diyebilmek için bayağı bir şey göğüse rüzgarı göğüslemeniz gerekiyor. Enteresan. Şimdi, e, vekil kabul etmiyor. Suçta da yok. ibadette bile yok. Hacı kenarda tutarak söylüyorum. O başka bir şey. O istesna bir durum. Ama onun da ibadette bile vekil tayin edemezsiniz. Yani yerime günahım senin olsun diyemezsiniz. Ya Rabbi ondan al bana yaz. Benden olana. Öyle bir şey yok. Allah söylüyor. Allah söylüyor. 7 tane ayet okuyacağım şimdi birazdan. Bir tanesini okudum. 13. Allah söylüyor. Kimsenin defterini kimseyle Allah karıştırmaz. Yani bu e, peygamber de olsa böyle. Allah Resulü de hatta birçok yerde Peygamberin sorumluluğunun durduğu yer var. Omzundan yükü Allah'ın indirdiği yerler bunlar. Attığı değil. Onların mesuliyeti sana değil. E artık sizinki size. Benimki bana diyor. E sonra e, Nisa suresinin 84. ayeti. Hemen, evet 84. bakıyorum, 84. ayeti. Sen git savaş. Ancak kendi nefsinden mesulsün diyor. Peygamberine. Hayır sen bir, yer, bir ümmetin peygamberi yaptık. Onlarsız asla olmaz. Onların hesabını sana sorarım filan diye toplu cezalandırma yok. Peygamberine bile ancak sen kendinden sorumlusun diyor. Birçok yerde, birçok yerde Allah üzerinden yük indiriyor. Mesela En'am suresinin ayetleri var çokça. 3-4 ayet var hatırlıyorum En'am suresinde. Peygambere sen onların vekili değilsin, sen onların koruyucusu, gözetleyicisi değilsin. Onların mesuliyeti onlara, seninki sana diye Allah uyarda bulunuyor. Yunus suresinde mesela benzer ayetler var. Hatırlıyorum rakamları hatırlamıyorum ama ayetler var surelerde. Bakıyorsunuz ya yani peygamberin üzerinden Allah'ın yükü aldığı yerler var. Onların mesuliyeti onlara, sen mesuliyetin sana diye. Peki abi şöyle bir şey olabilir mi? Ee, birinin e, yaptığı işte tavırlar, davranışlar, hatalar ne bileyim zulümler, şunlar bunlar gerekçesiyle <laughs> birisi e, işte dini vecibelerini yapmıyor. Yapmaktan evet. vazgeçiyor. Ee, sorumluluk üzerinden kalkar mı? Bir. İkincisi ee, ...öbür şahsın üzerine bir vebal biniyor burada otomatikmen, değil mi? Tabii ki. Vebal biniyor ama sorumluluk binmiyor. Ya şöyle, e, oradaki vazgeçen kalpleri bilen Allah'tır. Şimdi bir adam mesela, bir adamın haline bakarak namaz kılmaktan vazgeçti. Bir kadın başörtüsünü e, vazgeçti. Neyden dolayı? Kendi kararı değil, e, karar marar ona karışmıyor. O benimle alakalı bir konu değil. Ama bu başörtülüler zaten deyip cırt. Tamam veya namaz kılan adamlara baktı. Ulan bunlar hepsi hırsız, yolsuz, arsız falan dedi. Ben de mesela hayır. Mesuliyetten kurtulamazsın siz bırakan. Din, e, yorgan yakan mesuliyetten kurtulamaz. Pire, e, pirenin de mesuliyeti var. Ama mesela şöyle diyelim. Adam mesela gariban bir adam. Bunun da hep negatif bir adam. Bakışı hep negatif. Ya, burun kıvırıyor, tepeden bakıyor, gururlu. Orada o adama mesuliyet düşmez. Burada gururdan uzak veya art niyetsiz bir durum var. Bu durumda o da mesuliyete, mesuliyet ona da bağlanır. Yani bir adam mesela ben namaz kılıyorum, benim namazımı beğenmedi. Kur'an okuyorum, Kur'an'ımı beğenmedi mesela. Ama okuyorum, ona samimi samimim ben. O adam da gururlu bir adam, kibirli bir adam. Ne bu ya filan dedi mesela. Mesuliyet onun. Yani bugün herhangi bir Müslüman, gariban bir Müslümana bakıp da namazdan soğumanın gariban Müslümana ne katkısı olabilir bilemiyorum. Ama bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu, bir yalanı, bir namussuzluğu namaz üzerinden örtmeye çalışıyorsanız o zaman siz de mesulsünüz demek. Yani bunu kullanıyorsanız. Bakanın negatif bakmaması, gururla kibirli bakmaması gerekiyor burada. Yoksa gururla bakarsanız hiç kimseyi beğenmezsiniz. Hiç kimseyi. Bu nedir ya, bu nedir ya dediğiniz her şeyden küserseniz işimiz var. Allah'ım söylüyor işte Nahl suresinin 93. ayeti. Allah bilmiyor mu bunu herkesi bir yaratmayı? De anlam bu. Allah isteseydi herkes tek ümmet yaratırdı diyor. Yani tek dinden, tek inançtan Allah herkesi yaratabilirdi. Ama, ama mutlaka size yaptıklarınızdan soracak diyor. E faaliniz neyse, fiiliniz neyse Allah'ın soracağı onlar. Evvela Allah fiillerden soracak. Bu fiili kim işledi? Temel prensip bu. Ortada bir fiil var. Terk ediş, yaklaşma. Bunlar günah ol olsun. Bir şeyden uzaklaşma da günah olabilir. Mesela hayırlı bir şeyden, iyi bir şeyden, helalden uzaklaşma günah. Harama yakınlaşma, e, hayırsıza, şerre yakınlaşma da günah olur. Yakınlaşma ve uzaklaşmalarını kim yapıyor? Bir fiil var burada. Uzaklık ve yakınlık açısından. A şahsı ondan birinci derecede A şahsı mesul. Onun günah. Birisi sırtını alıyorsa evet. Ankebut suresinin 13. ayette diyor ki vebali benim üstüme diyorsa, deftere kim yazdırıyorsa bir katta ona. Onunki katlandı mı ikiye? Cezada da birebirdir aslında burada. E, kural böyle. İslam'ın kuralı bu. Allah'ın kuralı bu. Yani sana göstereceğim. Sen bir yaptın bin tokat vuracağım sana. Öyle bir şey yok. Bir yaptıysan bir. Bu kadar. Ama mükafat öyle değil. Hadsiz hesapsız. Allah'ın kad kadiri e, mutlaka olan Allah. Kerim olan Allah. Ne verir bilemezsiniz. Ama e, fiilin sahibi kimse mesulü de odur. Bu ahlak felsefesindeki temel prensip de bu. Sorumluluk budur. Fiilin sahibi kimse faturası da ona çıkar. Onun adresine gelir. Bu kadar. Yok. E, Allah bilmiyor mu nasıl yaratacağını kullarını? Ama ya Rabbi yani bizi aslında e, bunlarla karşılaştırmasaydın veya bizi dileseydin iyi kimse yapardın. Ne bileyim hani Müslüman bir ana babadan yani ben aslında iki konuyu da yazdım bu. E, yorgan Yakup aydınlanamamak diye e, TRT 24'te bir e, başlığım var. Bir de e, Müslüman doğmak şans mı diye bir başlığım var. E, yani hangi nötr'dür? İkisi de nötr'dür. Yani, be, benim kanaatim bu. Ortadaki durum da bunu gösteriyor. Hani çalışmalardan hidayete dair konversiyon e, e, çalışmalarından anlaşılan durum bu. Şimdi e, peki o zaman ne olacak? E, fiilin mesulü kimse ama bu etkenler Mesul, mesuliyeti şu, yapanı kimse mesulde odur. Bu kadar. Niye mesul olur bir fiilden insan? Çünkü temelde iki tane e, fiilden sorumluluğu doğuran iki tane kavramımız var. Birincisi irade, ikincisi akıl. Allah irade verdiği her kuluna hesap sorar. Kullarından cinlere irade vermiştir, insanlara irade vermiştir, bunlardan hesap sorar. İrade vermediği kullar, varlıkları, kulluk yapan irade vermediği diğer yaratılmışlar. Onlardan hesap sormaz. Mesela melekten hesap sormaz sonra ağaç, ağaçtan, ottan, böcekten, kaplandan, e, hamile bir geyiği yemeye çalışan kaplanlar Allah hesap sormaz. Doğadaki herhangi bir şeyden, bizim vicdansızlık diye tarif ettiğimiz, belgesel izlerken işte dayanamadığımız görüntüden Allah hesap sormaz. Ama irade verdiği birincisi insanlar, ikincisi bu bizim düzenimiz değil, İlgilenme, ilgilenmeyelim diye Allah zaten görünmez yapmış onları. Adı üzerinde görünmez varlık. Cin görünmez demek. Adları ne, ne bileyim adı herhangi bir şey olabilir. Onların da bir isim nüfus kütüğü e, durumu olabilir bilmiyorum. Adı zaten genel. Bizim nasıl benim adım Hakan insan adım adım değil. Benim türüm insan ama adım Hakan. E, cinlerinde mutlaka adları var. Adı, ne bileyim ben yani. Onlarla ilgilenmeyelim diye bakın bilmiyoruz yani. Bilmeyelim diye de Allah görünmez yapmış bu kadar. Orayı ilgilenmiyorum parantez dışında. Ama ilgilendiğimiz akıl verdiği, irade verdiği bir varlık var. insan. Allah akıl ve irade sahibi herkesten hesap soracak demek. Sorumluluğu doğuran iki temel prensip var. Birincisi irade, ikincisi akıl. Şimdi irade varsa, iradenin olduğu bir yerde özgürlükten mutlaka bahsetmek zorundasınız. Yani sorumluluğunu eğer bir adama yükleyecekseniz bir fiilin veya bir adam sorumlu kalacaksa, o adamın özgür bir irade ortaya koyabilmesi lazım. İrade ortaya koymadan davranışın temelindeki bu en önemli unsur sallanınca, Sorumluluk diye bir şey olmuyor. İradesi yok. Mesela nasıl söyleyelim adam bir makine işletiyor fakat bir düğmeye basınca normal çalışmasında herhangi bir kaza olmayacak. Ama öyle bir şey oluyor ki irade elden gidiyor mesela. Kendi hatasından değil kontroller montroller yapılmış veya ne bileyim hani irade olarak bir çiftçi icar aldı diyelim kiralık tarlası var oraya ekiyor sonra kirasını ödeyecek sahibine. Ee, bu kirayı mal cinsinden ödüyor. Ama bir dolu yağdı. Veya bir perişanlık oldu. Ne bileyim hani bir doğal afet oldu. Yani iradi bir şey yok burada. Sen benim param vermemek için dolu falan. Yok iradi değil. Yalan söylemiyor bu adam. Mesela doğal bir felaket, afet oldu. Adam e, ürünü çıkartamadığı için borcunu ödeyememiş oldu. Mesela iradesinin haricinde yani ben dolu yağdıramam kayısılar perişan olsun ne bileyim elmalar armutlar üzümler perişan çiçekleri düşsün ben yapamam bunu iradi olan ne mesela ben size derim ki yarın 16.30'da şurada görüşelim iradi ama ya daha var daha var hele şunu da yapayım hele şunu da yapayım aa kaçırdık ya kusura bakma sizi beklettim 2 saat falan dedim mesela iradi bu bu sorumludur yani bundan insan. Yapmanız gereken şey yapmıyorsan sorumlusunuzdur. Faturaya geç ödediğiniz faiz bindi. O faizden sorumlusun. Faiz ödemiş oluyorsunuz. Günahı var bunun. İradi olarak yapmıyorsunuz ama mesela tutuklandınız. Bir gece vakti evinize polis geldi bastı. Evinizde işte Kur'an meali gördü bilmem ne yayınlarından bilmem kimin yazdı. sizi dedi ki bu kesin filan dedi. Aldı içeri sizi. Yarın ödenecek faturanız vardı mesela. ödeyemediğiniz faiz bindi faturaya. Burada iradi bir şey yoktu Dolayısıyla sorun yok. Allah mesela komadaki adamdan mesuliyet kalkıyor. Uykudaki adamdan hesap sormayacağını söylüyor. Uykuda bir şey yapamazsınız yani bir fiili bir durum yaptığınızda onun arkasında irade olmaz. İrade varsa mutlaka ama mutlaka e, özgürlükten bahsediyorsunuz. Özgür bireyin e, ödeyeceği bir faturadır aslında sorumluluk. Devam ediyorum ikincisi akıl. Akıl kavramı var. Akıl kavramında... Ee, bu Ramazan bayağı öksürdüm sevgili izleyenler kusura bakmayın sonlara doğru böyle çarptım şey özür dilerim şey ben, ben, hasta başladım siz hasta bitiriyorsunuz zaten. evet, evet. Yani. <laughs> ben bir türlü atlatamadım yani ee, Allah irade veriyor dolayısıyla irade verdiklerinden hesap soruyor bizim düzlemli insan cinlerde var ama onları göstermediği için ilgilenmeyelim diye göstermediği için ilgilenmiyoruz fakat insana irade verdiyse hesabını soruyor Allah İslam alakası konuşuyoruz Ahlak felsefesiyle konuşsanız iradeyi irade iradi olarak yaptığınız bir şeyin hesabını verirsiniz. Mesela bu bir tercih olabilir. Bir seçmek olabilir. Mesela bir seçim sonucunda e, bir irade olarak bir tercihte bulundunuz. Mesela dediniz ki ben şunu değil de şunu yedim. Mantar seçiyorsunuz mesela ormanda. Bu değil de şu mantarı seçtiniz. Bahçemde dedim ki e, dolaşayım biraz bahçede dedi biri size. E, dedim ki tamam dolaş. yani Problem yok. Ama bahçemden mantar seçti adam. Zehirli bir mantar çıktı. Ne bileyim ben? Mantarı ben mi yaratıyorum? Mantarı e, topladı gitti evinde zehirlenmiş. Sen mesulsün senin bahçende. Yani böyle bir mesuliyet olmaz. Yani ben ona mantarı ben büyütmedim. bir. Çıkmış orada. Mantar çok hızlı büyüyor bu arada. O yüzden misal verdim. Mantarı ben ona söylemedim. Veya ben bıçak almıştım. Şuraya koydum. Adam gelmiş bu kalemle kendini yaralamış mesela. Şununla. E ne yapabilirim ki? E ben bunu yazmak için aldım. Sen buraya hadi hadi filan diye kalem gösterip kendine zarar verdiği ortaya kalem koymadım ki. Sen geldin bununla bu mesuliyet de olmaz gördüğünüz gibi. İradi bir şey olması lazım. Seçimlerimiz mesuliyetlerimizdir aslında. Yani ne yapalım canım biz bilmiyorduk ki falan diye. Hayır. Önceden düşünmeniz gerek. Dolayısıyla seçmek zor bir şeydir yani. Öyle ne fark eder canım ha o ha o falan diyemezsin. Seçerken düşünmenizi istiyor. Atlıyoruz ikinci basamağa düşünmekten. Akıl verdiklerini Allah sorumlu tutuyor. Akli melekelerini kullanamayanları Allah sorumlu tutmuyor. Yani bir dönemden sonra akli melekelerini yitirmişlerden sorumluluğu kaldırıyor. Öncekileri sorabilir ama sonradan tövbe e, edemediği için. Tövbesini etse belki pişman olacaktı. Nehli sünnetin e, yani İslami akideye göre adam e, ömrün sonunda belki eski günahlarına tövbe edecekti ama akli melekelerini yitirdi dolayısıyla edemedi. Allah ondan mesuliyeti kaldırır. Görüşü daha kim? Böyle de bir şey var. Dolayısıyla akli melekeleri kullanan, irade sahibi herkesten Allah hesap sorar. Şimdi akıllı konuştuysanız hemen yanına iki kavram konuşmak zorundasınız. Bir bilgi, iki zikir. Akıl varsa e akıl ne işe yarar ki bilmedikten sonra, öğrenmedikten sonra, ilim çabasında, bilim çabasında bulunmadıktan sonra, arayışta bulunmadıktan sonra, anlamı aramıyorsa. Akıl ne işe yarar o zaman? Eğer aklı bunlardan uzaklaştırırsanız aklın düşeceği sadece bir çukur var, hinlik, kurnazlıktır o. E, en iyi ona çalışır akıl çünkü eğer ilimden, bilimden, irfandan, anlam arayışından uzaklaştırırsan aklı yani iyi hinneye çalışır. Maalesef bizde bu bir övünç vesilesi sayılıyor. Ne kadar kurnazsa o kadar zeki falan oluyor. Halbuki çok lanetli bir durum aslında. İyi bir hırsız mesela adam çok zeki, çok iyi kandırmış. Hırsız ya hırsız yani neyi kandırmış? Kurnazlık övünecek bir şey değildir aslında. Zeka övünecek bir şeydir. Bilgi övünecek bir şeydir. Eğer övün, övünecekseniz. Kurnazlık da Bir hadis hatırlatayım. İki kimsenin yanında durulabilir diyor, yıkıpta edilebilirdi. Bir tanesi Allah mal vermiş, o da malını insanlarla paylaşmış. Allah'ın verdiğini Allah'ın kullarıyla paylaşmış. İkincisi de Allah ilim vermiş, hikmet vermiş. Bilgi vermiş, o bilgiye göre amel etmiş ve bilgiyi insanlar öğreten kimse. Kurnazlık demiyor, bilgi var. ...buna edilir. Bunun haricindeki caiz değil diyor. Kurnaza imrenemezsiniz. Vay be... ...ne anlarsınız bir ben böyle olamadım falan... diyemezsin. Yani aklı... Yani ...bu peygamberin yasaklıyor. Aklı nerede kullandığı... ...önemli. Yani zeki olabilir. Ee, gerçekten işte... ...olağanüstü zekasıyla... E, ...süper iyilikler de yapabilir. O olağanüstü zekayı süper kötülükler içinde... ...feci kötülükler içinde kullanabilir. İkisini de zeki evet. diye alkışlayamayız... ...o zaman. Ama Tabii. ikisi de zeki diyemeyiz. Aslında zeka kelimesini kullanmamamız gerekiyor. Diğer tarafa kurnazal. Öyle Şimdi mi? Çünkü zekada tabii tezkiye kelimesi var. Zekat mesela malı temizlemek hmm. demek. Zekat temizleyici demek. Zeka temizlenmiş zihin. Yani lüzumsuz gereksiz bilgiden temizlenmiş zihin. O zaman bu gerekli mi oluyor yani? Kandırmak, aldatmak. Yani hmm. kötülük bunlar gerekli şeyler değil. onları dolayısıyla yani başka bir kelime bu kullanmamız gerekiyor Doğru. Yani. şu anda hani şudur şudur diyemiyorum ama yani kurnazlık e, zeka olarak lanse edilemez zeka başka bir şey yani ama burada e, eğer akıl vermişse bir kullanla iki kavramı hemen bunun yanında konuşmamız lazım bir bilgi öğrenme çabası e, o aklı kullanacağınız mecra alan açıyorsunuz pist yapıyorsunuz uçağa yoksa bir tane uçağımız var Karadeniz e, haberleri olur ya her sene bir tane rastlarsınız kesin haberciler seviyor şey böyle haberleri Adam Rize'nin bir dağ köyünde e, babasına, oğluna filan kızmış. Üçüncü, dördüncü kata bir tane sandal yapmış. Nasıl indirecek? Hem üçüncü, dördüncü kattan indiremez hem de köyden e, sahile kadar nasıl götürecek? E, yani bu bu akıl var ama yani pist yok. E, yani kıyı yok. Tamam yaptın da bunu. Nerede uçacağız? Nerede yüzeceğiz yani? Nerede gidecek bu gemi? Şimdi e, bilgi arayışı, ilim, irfan, anlam arayışı hepsi bunun içeri. Bir laboratuvar masası da veya işte bir rahlenin dibi de aynı şeyi sonuç verir aslında. Ben birbiriyle kıyaslamıyorum. Birbirini tamamlayıcı şeyler bunlar. Ölene kadar Kur'an okusa adam alim olmaz. Olmaz. İşte falanca kitabı okuyan devrinin çok mühim bir alimi olmaz. Bakış açısı geliştirebilirsin ancak. Mühim alim olmak kolay bir şey değil. Bakış açısı geliştirirsin gider o ilmi yaparsan alim olursun. Yoksa o ilmin sahibi adam karşısına dikilirsen bu söylemin arızalı olur. Çok hata yaparsın. Ee, yani Kuranda fen var, bir fizikçinin karşısına dikilemem ben Kur'an bilgimle. Kurandaki fizik bilgimle bir fizikçinin karşısına dikilemem. Ee, yani kimya bilgimle gidip de kimyacıya, hani böyle bir söz var e, Batı'da bütün bilim adamlarının en son ulaşmak istedikleri yerde e, ulaştık, ulaşmak istedikleri yere ulaştıklarında bir teologist işte ilahiyatçının orada olduklarını görürler diyor. Onlar o hoş geldin filan. <laughs> Bizim mesleğimizde böyle bir e, kusuru var. Her yerin sonundasınız. Bir fizikçi e, ulaşabileceği en son yere gelince teolojiyle uğraşan teolog o hoş geldin filan diyor. Ona. <laughs> o çoktan oraya gitmiş gibi. E, dolayısıyla bu olmaz böyle bir şey olmaz. Alan saygınına, mesleki bilgi, tecrübe, ilme, ilim çabasına, arayışa, hakikat arayışına. Bu peygamber duası. Değer vermek zorundayız. Fes'elü ehle zikre diyor Allah. Bilene sorun. Zikir eline sorun. Bilene sorun diyor. Sen bilene... Yok ben biliyorum zaten. Nereden biliyorsun? Kur'an'da yazıyor. Öyle bir yağma yok. Öyle Kur'an sana... Kur'an sana bu yolu açmıyor ki sen oradan ilerleyesin. Şimdi dolayısıyla bilgi var. Akıl vermiş, sorumlu tutacak Allah. Onun yanında mutlaka bilgiyi sorumluluktan kurtarıcı veya sorumlu olacağımız şeyin altına bizi iten bilgi ya da ikincisi de zikir. Bu bilgi tamam bildim ama ona göre davranmıyorum. Şimdi bakıyorsunuz tarih profesörü yalan söylüyor. Tarihçi adam e, dün bir resim var. 1953'ten bahsediyor. 53'te iktidarda şunlar var diyor. 50'de değişti. Herkes biliyor kardeşim bunu. 50'de değişti. Siz bunu çok ekmeğin yediniz. 50'de değişti. 53'ün resmini gösterirsen tarihçi yalan söylüyor mesela. Bilgi var. O da biliyor ki Demokrat Parti 1950'de seçildi. Mesela ben bir partiye öteki hiç umurumda. Hepsinin aynı çoğaldı. Hiç umurumda değil. Ama e, ...tarihçi yalan söylüyor. Bilmiyor mu onun öyle olduğunu? Biliyor bilmez olur mu? Bir sürü kitap yazmıştır hakkında. Ama... ...bilgi var fakat zikir yok gördüğünüz gibi. Yalan söylüyor. Önüne geldiğinde... ...o resmi paylaşırken, o sözü söylerken... ...aa hakikaten ya filan demiyor. Yani e, hatırlayamadığı için değil... E, ...orada bir kasıt var zaten. Yani insan hatırlayamasa... ...yanlışlıkla o resmi paylaşsa sonra uyarılardan sonra ya yanlış bilgiyi paylaştığı söylendiğinde ki, özür aa, dilerim hemen geri çekiyorum. Çok özür Tabii dilerimler ki. değil mi? Yani Nereden burada, bu işte? burada kasıt var. Yani Tabii çok biz hani çok... ikinci sorumluluk türü konuşmuştuk ya geçen iki hafta e, geçen hafta. O sorumluluk bu özür dileme sorumluluğu. Aa kusura bakmayın özür diliyorum. Yaptığım bir şey. Yani bunun pahalı, bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu alıyorum yaptığım hatanın. Şimdi burada adam doğdu sizin prompter videosunu atfen söyle. Doğduğu tarihi bilmez mi adam ya? Ya kaç doğumlu bilmiyorum ki yani. Ya bir yılın içerisinde ya yazdırmışlar beni filan dersin. Duruma Askeri göre değişir. Derken. Yani duruma göre duruma değişir. Göre değişmez <laughs> yani. Çocuğun doğum tane insan bilmez mi ya? 5 sene mi sapar insan? Üç ay 5 ay sapar en fazla. Ne ara bizim şey kaçta doğmuştu ya? Aralığın kaçındaydı filan dersiniz. 22 23 mi dersiniz mesela? Ya 80 ile 85 83 arasındaki üç yıl sapma olur mu? Yani ya böyle bir şey olur mu? Yani bir şey dersiniz ki yani bir yerde kaç kişiydiniz? Bir kişi 10 kişiydik. 10 kişi 30 kişiydik der misiniz? Yani 20 sapma olur mu? Böyle net hatırlayıp elin alemin önüne çıkıp konuştuğunuz şeylerdi. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bu zikir yoksunluğu işte. Buradaki zikir subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber, ya cemil, ya latif falan değil. Bilgiyi attın ya buraya. Buradan çağırmıyorsun geri. Yani burada sorumluluk var bunlar. Bu sorumlusun bundan. Aa doğru ya hakikaten bak ben onu biliyordum. E, biliyordun davranmadın o zaman sorumlusun. Bilmiyordum dersen iş değişebilir. İş değişebilir. Seni kandırana mesuliyet gidebilir ama sen bile bile yaparsan bunu bile bile yaparsan bizzat e, sorumlu sen olmuş olursun. Yani bunun kandırması yok yani. Aa doğru ya hakikaten öyle değil mi filan? O öyleydi ama sen öyle yapmadın işte. Onun sorumlusun demek bu. Yani dün yani, e, dün Resulü'yü Rasulü e, dua olarak okuduk ya. Orada evet. mesela bilmediklerimizden, bilmeden yaptıklarımızdan evet. e, mesul tutulmayacağımız unuttuklarımızdan unuttuklarımızdan, ev, hat dan, hatalarımızdan. E, ama yine bilinçten bahsediyoruz. Yani burada önemli bir şey, mesuliyeti belirleyen şey, mesuliyeti ortaya çıkaran şey bilinç, bilmek, e, irade ve bilinç. İrade Çünkü ve bilinç. İrade var. Abi. Yani unuttunuz ama unutarak bir şey iradi yapabilir mi? Evet yaparsınız. Bir şey buradadır, unutursunuz onun orada olduğunu, irade olarak yaparsınız. Telafisi e, olacak şeyler, olmayacak şeyler fark etmez. Sen mi yaptın? Sen yaptın. Evet, mesul sensin bu. Kardeşim bu bunu kim yaptı? Bu fiilin faili kim? Benim. Mesuliyet başlıyor burada. Bu. Yani çok öyle dallandırıp budaklandırmıyor aslında. Yani hem İslam İslam alakasında da böyle, ahlak felsefesinde de böyle. Sorumluluk kimin? Yapanın. Yapmanın sebebi nedir? Unutkanlık. İşte eğer kul hakkı değilse Allah'tan af dilemektir o. Ya Rabbi unuttuklarımızı, hata ettiklerimiz. ama kul hakkıysa ya e, kusura bakma seninki hakkını yemişiz ama yani farkında değildik. O gün unutmuşuz ya falan. O zaman telafi edeceksin. Ya yani bu helalleşmez. Yani hata hata olmaktan aa unuttuk ya tüh filan diye çıkmaz. Mesela sınava giriyorsunuz. Unuttum ya yazamadım. Hocam onu ben aslında onu biliyorum. Yani unutmuştum lütfen ona tam puan verin. Denir mi ya? Unut, o zaman hatırlayacaksın kardeşim. Sana zaten benim zikri söylemem sebebi bu. Hatırla diyor zaten. Zikrin hatırlamanın bu kadar bu kadar bu kadar hayatın içerisinde olmasını istemesinin sebebi bu. Dergah köşelerinde değil, tespihlerin üzerinde parmak ucu yağ gibi değildir zikir. Çok özellikle söylüyorum. Yani lütfen lütfen böyle değildir bu. Hayatın tam merkezinde de hatırlarsınız ve davranırsınız. Yani bu hatırlamanız dönüştürücü bilgi hatırlıyorsunuz ve davranıyorsunuz. Bu sorumlulukta doğuran şey asıl budur yani. Diğeri e, hatırlamadım. Onu Kur'an zaten e, mücadele suresinin 20. 20. ayeti. Şeytan size Allah'ı hatırlamayı unutturur diyor. Yani hatırlamayı unutursunuz. Yoksa kendisini değil. Yani onu öyle bir şey bilmiyorum değil. Aa ben onu biliyordum ya dersiniz. Ama hatırlamayı unutursunuz. Yani bu bu mesuliyet doğurur. Ee, ee, buyurun abi. Estağfurullah. Yo, yo, buyurun ben ara ara susmuş olayım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu e, mesuliyet e, hani dedim ya en, en başta söylediğim şey insan olduğumuz için üzerimizde mesuliyetler var. İnsan olmanın Hı -hı. getirdiği mesuliyetler. Sonra Müslüman olunca üzerimize gelen mesuliyetler var. Ee, mesuliyetin düştüğü durumlar var mı? Mesuliyetin ortadan kalktığı haller var mı? İşte koma hali dediniz. E, hı hı. işte e, bilinci kaybetme hı. olabilir, bir hastalık, bir şey. Başka böyle hani e, zaruret geyiğine girmek istemiyorum ama. Hı hı. E, zaruret halleri var mı abi? Üç tane temel prensip var. Bir, irade kaybedeceksiniz. İki, akıl kaybedeceksiniz. Mesuliyet bunlarla ana şekliyle bunlar da düşüyor. Üçüncüsü, sizin sorunuzun cevabı bu aslında. Bu Nahl Suresinin 93. ayeti. Allah size yaptıklarını soruyor. Veya işte başka bir çok meşhur bir ayet var. Ve en neyse lil illa illa e, insan illa masaa diye. İnsan illa masaa diye. i̇nsan için ancak yaptığı vardır diye. İlla masaa, sa'a. Sa'i gayret demek zaten. E, gayretinden başkası yok. Mükafatta da sorumlulukta da böyle. Nal suresinin 93'ü aynı mealde ayetler gibi aslında yan yana koyalım. E, yapmakta olduklarınızdan Allah ancak size soracak diyor. Yaptığınızı Allah soracak, yapmadığınızı değil. Yani e, dolayısıyla sorumluluğun e, sual tarafında hani başta bir kaide söylüyor. Yani kim yaptıysa o, mesulü o. Ben yapmadım o zaman mesulü ben değilim bunun. Yapandır mesulü. E, ama o sana havaletti. Öyle havaleyle top sektirme gibi olmuyor bu mesuliyet. Kim yaptıysa Allah ona sor soruyor. Onu yapamayacağını zaten söylüyor Allah. Yani işte şimdi birazdan okuyacağım ayetleri. Kimse kimsenin günahını yüklenemez diyor. Hani sempatik gelmiyor. Bizde Yahudi sözü falan dönüyor da. Yahudilere de Allah kitap gönderdi. Allah onlara da hikmet verdi. Onlardan bir kısım kalıntı olamaz mı yani? Hani her koyun kendi bacağından asılır diyor. Bu şekliyle burada doğru bir anlam var. Yani siyasal İslamcılık yapmaya gerek yok kendi kavramlarımıza. E, dolayısıyla Allah velayet tezgürü ve hazretin vizir okur diyor. Peygamberine diyor ki sen savaş sen kendi nefsinden sorumlusun diyor Nisa suresinde. Yani yani peygamberine böyle der mi normalde? Olur mu? Biz diyoruz ki doğduğu beşikten ta mahşere kadar ümmeti ümmeti diyecek diye şiirler yazıyoruz, ilahiler söylüyoruz. Ama o ümmeti ümmeti diye inleyen peygambere Allah diyor ki Nisa suresinin 84. ayetinde sen çık savaşa. Sen kendi nefsinden sorumlusun diyor. Savaşa giderken diyor. Ne oldu? Getiremedin arkandan. Nasıl hebil ettin ya? Nasıl anlattın? Aşağı bin defa. Böyle demiyor Allah. Sen kendinden sorumlusun diyor. Onlara gözetleyici değilsin diyor. Onların rasathanesi misin sen? Aa orada bir yangın var hemen oraya filan. Öyle değil. Adam mesela inanmıyorsa yapacak bir şey yok. İndiriyor ki Allah. Yunus suresinin 108. ayeti diye Yunus suresinde iki yerde var. Enam suresinde 3-4 yerde geçiyor. Arda 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 arda. Efendimiz'e. Hayır senin omzunda değil onların yükü diyor. En son herkesin bildiğini söyleyeyim. İnanmayanlar karşıya geçiyor. Tekliflerle geliyorlar. O teklifleri kabul etse inanacaklar. Kısmen inanacaklar. Kafirin suresi. Çokça okuyoruz. Gulyayihel kafirun. Kafirleri de ki bunlar kitle aslında. Hedef kitle. Tebliğin hedef kitleleri. La abudu ma tabudun. Yani ben sizin taptıklarınızı tapmam. Ben tapmam. Ve la entum abudunum abud. Siz tapmazsınız. Ve la ene abudum abettum. Ben tapmam. Ve la entum abudunum. Ben, siz, ben, siz. Böyle gidiyor. İki, ta i̇ki defa tekrarlıyor. Aynı cümleler. Aynı. Okunması o yüzden zordur yani. Ee, yani e, bazen dalgınlığa geldiyse karışır. Ben tapmam, siz tapmazsınız. Ben tapmam, siz tapmazsınız. Hadi gidin sizin deyimin size. Benimki bana diyor. Nasıl anlaşılır? Nasıl anlaşılır? Yani sorumluluğunuz bana değil demek bu. Onu Allah zaten onlarca ayette söylüyor Kur'an'da. Onlarca. Yani sen onların yükünü kaldıracak değilsin diyor Allah kefili değilsin diyor, gözetleyicisi değilsin. Daha ne desin? Hadi çık savaşa sen onları boş ver diyor. Doğru bildiğini yap. Sorumluluğun bu. Senin bu. Onlardan sorumlu değilsin diyor. Defaatte de yaklaşık 10-12 ayet. Yani şu anda rakam zihinde taze değil. Ama yaklaşık 10-12 ayette sen onların yaptıklarından sorumlu değilsin diyor. Yani sorumluluğun çizgisi, sınırı belli. Ee, Tabii siz ki. sorumluluğu so ya şöyle, bayrak yarışı gibi bu. Siz bayrağı götürmeniz gereken yer belli. Oraya kadar götürdünüz. Orada sizin sorumluluğunuz bitiyor. Diğerinin o bayrağı evet. alıp taşıması lazım. Eğer taşımıyorsa... Ee, size sorgu sual yok. Yani Sebe suresinin ayeti var. Yine e, bu Belkıs kıssaları anlatılıyordu. E, kısa, e, Hazreti Süleyman ile alakalı vurgular var. Sonra da Efendimiz diyor ki onlara şöyle de sizin yaptıklarınızın bize, bizim yaptıklarımızın size bir sorunlu yoktur diyor. Sebe suresinin e, bakıyorum hızlıca hemen notuma 25. ayet. Yani peygamber ne dedirtiyor bunu? Kime? Karşısında kitle diyor. Kafirin suresinin bir başka tercümesi gibi düşünün bunu. Sizin yaptıklarınızın bize zararı olmaz, vebali olmaz. Onlar yaptı diye mesela aralarında bulunduğunuz insanların günahlarından mesul olmazsınız. Siz o günahlarına sebep olmuyorsanız ama sebep oluyorsanız vebali bari bana filan diyorsanız o zaman sizin defterinize de yazılır. Sizinki de yazılır, onunki de yazılır, ona da yazılır. Ama Normalde bu günahtan ben mesul değilim. Siz işlemişsiniz günah. Yok olmaz siz e, şunlar değil misiniz? Evet hepinizin günahı falan. Öyle bir şey söylemiyor Allah. Ya bak aralarından peygamberini alıyor senin günahın sana diyor. Onlarınki seninki onlarınki senin sorumluluğun sana onlarınki onlara diyor. Ayrıyor. Sen bir savaş esnasında diyorum ne kadar ciddi bir ortam. Sen git onların sorumluluğu sana değil diyor. Hedef kitlesi tebliğ kitlesine de e onların iman etmemekle alakalı yaklaşık 10-11 ayet var bu konuda. Senin işin, senin işin yalnızca tebliğdir diyor. Yalnızca tebliğ. Ya yani bir tanesini söyleyeyim mesela bu Velatezür ayetlerinden bir tanesi. Zümer suresinin 7. ayet çok e, bildik bir ayettir o da. Zümer suresinin 7. ayetinde Allah insanların iman etmemesinin kendisine bir zarar vermeyeceğini söylüyor. Yani ne zararı olabilir ki insanların imanının? Hatta bütün insanlık Allah'a karşı gelse peygamberlerin bir tane peygamberleri olsa diyelim devrimde ki böyle devirler var o peygamberleri öldürseler sonra herkes Allah'a inkar etse, karşı gelse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Allah'a hiçbir zararı olmaz bunun. Allah'a zararı olmadığı gibi e, Allah aslında ve, e, ayet hemen bulayım okuyayım diye e, baktım. Zümer suresinin 7 ayetinde Allah aslında bundan razı olur, ister diyor. Normalde Allah sizin e, imanınıza muhtaç değil ama sizin imanda iman etmenizi ister diyor. Yardahu lekum sizin iman etmenizi ister fakat Vela tecrübaziratun özür akra. Kimsenin de kimseye e, sorumluluğunu yüklemez. Ama iman etmenizi Allah isterdi. Fakat etmediyseniz sizi imana getiremedi diye tırnakta söylüyorum. Ötekini mesul tutmaz. Sen niye onu imana getiremedin? Bak kaç yıldır da komşunun arkadaşın öyle bir mesuliyet yok Yok böyle bir mesuliyet. Kaç yıldır şurada yaşıyorsun? Bir tane bizde böyle bir şey var. Yani adam şöyle olmuş ama arkasında bir tane ne, ya de, yok işte yok yani. Sevgili Kur'an'ı okuyan müslüman, kitabı Kur'an olan müslüman. Allah beş yerde diyor ki böyle bir şey söyleyemezsin demek bu. Taşıyamazsın mesuliyeti. Yani Allah'a sizin inkarınızın hiçbir zararı yok. Aksine iman etmenizi Allah ister diyor. Sonra e, günah paylaşamazsınız diyor. Ayetleri tek tek söyleyeyim ben. Enam suresinin 164. ayet. Günah ee, günahı paylaşamazsınız. Bir başkasına yükleyemezsiniz. Allah velatez ruvazretün vizrofra. Herkes kendi günahının e, aleyhine, kendi yaptığının aleyhine kazanır diyor. Kesb kelimesini kullanıyor mesela. Kulli şeyin vela e, bu nefsin illa aleyha. Ancak kendi. Kimsenin üstüne yükleyemezsiniz. Vela tez ruvazretün vizrofra. İla rabbikum okum. Fe inabbikum mümkün tüm fihi taktelifun. İşte bu kargaşaya düştüğünüz meseleleri Allah'a döneceksiniz. Orada size ayan beyanı açıklayacak diyor. E şimdi dönüşünüz Allah'a. E şöyle söyleyeyim. Kimseye günahını günahınızı paylaşamazsınız kimseyle. Dönüşünüz Allah'a. Ona göre ihtilafa düştüğünüz mesele buysa Allah size orada gösterecek ayan beyan. E kimse kimseye günahını yüklenemez. Geliyorum İsra suresinin 15. ayetine. E, kim doğru yola ererse ve menih dedi fe inne ma li nefsi ancak kendi nefsi için hidayet erer. Ve men dalle fe ma yedibu aleyha. E, dalel, saparsa da kendi nefsine sapar. Gene e, Maide suresinin 105. ayetini hatırlatayım. Sık hatırlatıyorum bu ayeti. Ve la laydur men zalle Sapandan size zarar dokunmaz. Siz sapmadığınız sürece. Aynısını burada da söyledi. İsra 15. Kim hidayet ererse kendine, li nefsi, kendi nefsine. Mesuliyet, sorumluluk ona, kazancı varsa ona. Ama ve men dalle fe ma aleyha. Kim de saparsa sorumlu ona. Sapmanın karşılığı da ona. Ve la tecr Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Ve ma kunna muazibine hatta ne basa Hatta, hatta Allah size ve Resul göndermezse size azap da etmez. Sizi uyaran gönder, elçi göndermezse size azap da etmez. Ama her topluluğa da elçi gönderdiğini söylüyor. Devam ediyorum. Fatır suresinin 18. ayeti. Ve la tecr Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Aynı ibareyle başlıyor. Ve intedu muskalehu muskaletun ila la yuhmel min şey. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Günah yükü ağır olan birisi de mesela işte ağır asiklet gelmesini kullandı. Günahını birisini çağıramaz günahını yüklemek için. Ona yükleyemez. Bunlar hatta yakınları bile olsa yani yakınlarında birisi bile olsa yükleyemez. Sonra devam ediyor. Yümer suresinin 7. ayetini okudum. Ee, kimse kimsenin günahını yüklenemez. Allah sizin imanınıza muhtaç değil ama sizin iman etmenizi Allah ister. Bir de Necim suresinin ayeti var. 38. ayete. Ella tezir vaziratun Hiç kimse, hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü çekmez. Bir başkasının günah yükü ötekinin üstüne yüklenmez. Sevabı yüklenir mi? Burada ancak vesile olma durumu var. Ancak. Sorumluluk alma durumu vesile olma durumudur. Yoksa onun haricinde günah da bana, sevabı da bana. Öyle bir şey yok. Vesile olmadıysanız kim bir hayra kapı aralarsa, şerre kapı aralarsa diye hadis var çok malum. Şerden açtığınız kapıdan gidenler, hayırdan açtığınız kapıdan gidenlerin sevabı size yazılır. Ama kapıyı siz açmamışsınız, açmamışsınız. Kapıdan geçtim, onların sevabı hayır öyle yok. Öyle yağma yok. Kendi yaptığınızın mesulü, fiilinizin mesulüsünüz. Onu Allah'ın han suresinin 93. ayetinde söylüyor. Yaptıklarınızdan Allah size hesabı çekecek. Yapmadıklarımız hesabı çekmeyecek. Ama biz yapmadık ama yapmaya vesile olduk. İyilik veya kötülük fark etmez. Onlar size hesabı var. Size hesabı var. Ee, dolayısıyla bir hesaptan kaçış kurtuluş bahsi söz konusu değil. Yani hatta bir başka şey söyleyeyim. Ee, yemin de etseniz durum böyledir yani. Mesulsünüz yani. Yeminin Maide suresinin Bakara suresinin ayetleri var. Maide 89. ayet yemin ayetidir. Ee, Bakara suresinde benzer bir ayet var eğer kalbinizin kazandıkları veya işte kastettikleriniz azimli olarak, irade olarak terdikleriniz yeminli geçerli kılan şeyler bunlar. Mesuliyet doğurur bunlar. Çünkü irade var ortada. İradeyle bir kapı aralamışsınız, iradeyle yemin etmişsiniz, iradeyle söz vermişsiniz. Sözleriniz bağlayıcı olur. Mesela İsra suresinin bir ayet daha var. Demin Allah'a verilen söz bağlayıcıdır. İlk başta söylemiştim. Hem dünyadan önce hem dünya esnasında sözlerimiz var. Bunları yerine getirmek durumundayız. Ki söz arasında bir mezrada bulunuyoruz e, inna lah diyor. Sözünüzü tutun ve evfu bilat. sözlerinizde durun. Söz verdiyseniz sözünüzde durun. Bu imanın da göstergesi. Nifakın göstergelerinden bir tanesi de söz sözünde durmamak. İmanın göstergesi sözünde durmada ki bunu konuştuk Ramazan'da bir bölümü olarak. Sözünüzde durun çünkü çünkü söz vermek bir mesuliyet doğurur, sorumluluk doğurur diyor. Sözün bir sorumluluğu var, sorumluluğun peşinden gideceksiniz. Bir destek verdiniz mesela bir şeye. Sözünüz var. Sorumluluk doğurur size. Mesela bir e, garibana dediniz ki ben şu gün yanındayım senin. Yani seni yalnız bırakmayacağım. İşte dara düştüğün zaman işte şu var burada bu senin dediniz mesela. Yo ben tam olarak öyle söylememiştim filan dediniz. Vazgeçtiniz mesela. Olmaz. E, söz verdiniz. Borç alışverişinde de böyle. Söz verdiğinizde durursunuz çünkü mesuliyet doğurur diyor. E, mesuliyeti doğuran iki tane ana temel var. dediğinize tekrar dönüyorum. Oradan biraz daha ilerleyeceğim. E, akli, akıllı, akıl sahibi ve irade sahibi kimseler. Bu ikisini yitirmişse mesuliyet düşer, sorumluluk düşer. Ancak, ancak üçüncü bir ritim daha var. E, burada mesul olduğumuz şey aslında davrandıklarımız. Bizim yapmadıklarımızdan mesul değiliz. Yapmadık ama vesile olduk. Ondan da mesulüz. Yaptığımız ve vesile olduklar, sebep olduklarımız e, bir de irade eğitiminde, bir de akıl eğitiminde mesul olmayız. Mesul, sorumlu düşüren şeyler bunlar. Ne işe yarar sorumluluk? Biraz buradan devam edelim isterseniz. Bir, adaleti sağlar. Adaletin yerine gelmesini sağlar. Mesuliyeti alırsanız üstünüze ortada kalmaz. Bunu kim yaptı? Bütün sınıfı cezalandıracağım yoksa. Hani Hababam'da mı böyle bir sahne vardı hatırlıyorum. Birisi çıkıyor sonra ben, yok öteki ben, ben filan diye. Bunun gibi. Mesul kim bunu yaptı? Hiç kimse bilmiyor. Ortada bir dram var, bir sebep var bu drama. Kim yaptı bilmiyor. Yani bilmediğin için bunu bir de örtme çabası gösterirsiniz. Yani e, aslında benzer bir kavram Yahudilikte de var. Yahudilerde bu günah keçisi var. E, Scope guatizm denen bir şey var bu kavram. Günah keçiciliği e, günah keçisi kavramı. E, bir vadinin e, yarım bir kenarına bir keçiye günahları yüklüyor olarak gösteriyor, gö gönderiyorlar. E, günahlar onlardan uzaklaşıyor. Sonra keçi atıyorlar filan. Günahlar kaybolmuş gibi. Günahlar onda. E, yok ediyorlar. Skopkoat deniliyor günah keçisi. E, Skopkoat sizin de günah keçisi kavramı. Günah e, günah keçisi e, fenomeni. Şimdi burada durum şu. Mesuliyeti almıyorsunuz. Ortada sizin sebep olduğunuz hem irade olarak gene Kur'an'ın e, Nâ suresinin 93. ayetinden ilerleyelim. Kendi yaptığınız fiiller var. Bunların sorumluluğunu almıyorsunuz. Bir de sebep olduğunuz fiiller var. Sorumluluğunu almıyorsunuz üstüne sorumluluğunu almamak için size sorumluluk yüklemek isteyenlerin dikkatini dağıtmak adına dikkatini dağıtmak adına başka günahkarlar ilan ediyorsunuz. Günah keçisi bu. Başka günahkarlar, kusurlar, işte başka hatalılar, başka sorumlular meydana getiriyorsunuz. Onların da diyelim ki onların günahı yok. Nasıl günahkar olabilirler? Mesela diyorum ki ee, Hani hatırlarsanız geçen sene bir Nisa suresinin 105 ile 115. ayetlerini, 113. ayetlerini okumuştuk. Bir Yahudinin un çuvalı imtihanı, bir mahkeme. Bütün hukukçuların ezbere bilmesi gereken ayetler aslında bence. Allah Resulü'nde işte bir o gün sahabenin içerisinde bulunan birisi hırsızlık yapıyor. hırsızlığı da iki tane kalkan çalıyor. Un torbalarının arasına koyuyor. Onu da diyor ki ya benim evime götürürsem gelir bulurlar. Kime götüreyim? Şu Yahudi'nin evine götüreyim diyor. komşu Yahudi. Yahudi'nin evine bırakıyor. E, ambarına. E, i̇zi takip ediyorlar sonra. iki tane değerli kalkan savaş aleti çalınmış. Silah çalınmış demek. Buluyorlar. İzden, un izinden takip edip Yahudi'nin e, odasında. Ertesi gün Allah Resulü hükmü verecek. Mahkeme kararını verecek. E, o gün toplaşıyorlar. O güya o gün Müslüman sahabeden olan kimsenin akrabaları. Diyelim ki diyorlar şöyle. Ya Resulullah bir Yahudi'ye koca Müslüman bir kabileyi mi tercih edeceksiniz diyelim diyor. Ayet iniyor sakın sakın savunucusu olma onların diyor. 9 tane ayet var bir Yahudi'yi savunuyor. 9 tane ayet Kur'an'da. Yahudi'nin hakkını teslim ediyor Kur'an'da. Şimdi bizde Yahudi deyince damar şişiyor. Milletin İslamcıların damarı şişiyor. Günümüz Müslümanın damarı şişiyor. Yani burada işte e, sorumluluk bilincinin en önemli e, ayetlerinden bir tanesidir aslında Tarihim Suresi. E, ayeti var meşhur. Eğer size bir kavim gıcık geliyorsa, e, sevmiyorsanız ki, kin gütmekte de haklı olduğunuz aslında. Kin gidiyorsanız bir kavme, haklı olsanız dahi, onlar gerçekten bu kininizi hak ediyor olsa bile, önünüze geldiklerinde onlara adil olmak zorundasınız. Sorumluluğunuz bu. Sorumlu, ağır bir sorumluluk aslında. Affetmek çok ağır bir sorumluluk. Tıpkı iki hafta önce konuştuğumuz özür dilemenin, çok barışmanın çok ağır bir sorumluluk olması gibi. Şimdi orada tercih ediyor Haklı olanı tercih ediyor. Ama e, desek mesela adalet, sorumluluk adaleti gerektiriyor. O adam dese ki o güya eski sahibi sonradan mürted oluyor. Din, Dinler, e, din böyle mi ya filan deyip Mekke'ye gidiyor. Orada da böyle hırsızlık yapıyor. Sonra bir kabile reisi malını öldürüyorlar onu. E, gayrimüslimler öldürüyor. O gün Müslüman olmayan işte Bedeviler öldürüyor. Onlardan hırsızlık yapınca. Dese ki ya Resulallah, bu kadar zahmeti verdim. Kusura bakmayın ben çaldım. Dese adalet hızlanmış oluyor birinin çıkıp üzerine ortadaki suçun sebebi ise alması lazım. Ben yaptım. Bu kadar. Kardeşim şu çamura bizi kim düşürdü? Ben özür dilerim. Bu kadar. İlla gelip de millet senin kafanı gözünü patlatacak diye bir şey yok. Ben yaptım. Bunun mesulü benim. Adaletin hızlanması bir. iki Bir de mazlum e, mazlum sayısını azaltır bu. Şimdi eğer böyle olursa mazlum sayısı çoğalır. Gizlenirse kendini söylemezse. Bütün sınıfı cezalandıracağım der Mahmut Hoca. Bütün sınıf cezalandırır. Halbuki oradan Ferit desek ben dese atlasa problem yok. Sadece Ferit ceza alacak ama bütün sınıf cezalandırır. Bu arada babam sınıfı hiç sevmem de çok lakayt ve çok son derece şey geliyor bana. Ee, yani romanda filminde yani aklında tanıdık misal diye söylüyorum. Ee, pedagojik olarak çok aşırı derecede mahsurlu bir şeydir yani aşırı derecede. Evet, evet. Ama işte komedi. Komedi olarak bir şey demiyorum yani. Ee, örneğini oradan verdiğimi düşündüm <laughs> de bir anda. Ama yani <laughs> Ferit, e, şu an eee havavam sınıfındaki şeye bile muhtacız. Yani evet. e, samimiyete Sabun bile. köpüğü gibi berrak geliyor değil mi o duygular Evet, anda. evet, tertemiz geliyor yani. Gafsiz. E, yani vali olabilir ama diyorsunuz ki yani zalim değil, zalim. Değil. Zalim değil yani ya yani, e, hatta yer yer verdiği insanlık dersleri evet. ile yani o gün yaptığı sistem eleştirisini bugün yapamaz mı? mesela bir komedi Tabii filmini mi? yapamazsınız. Bugün milli eğitim eleştiri yok. Yani, yani, yani çok sağlam eleştiri var yani. Bir milli eğitim müfettişini öyle gösterin bakalım şimdi. Yani şimdi, Hüseyin Şevki Topuz mesela şimdi <gülüyor> <gülüyor> Yani trafikçi polisi ceza kesse sürdürür o Hüseyin Değil Şevki mi? Topuz polisi. <laughs> aynen aynen. Şimdi e, gördüğünüz gibi hani adaleti hızlandırıyor bir mazlum sayısını da azaltmış oluyor. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Ee, sorumlu eğer üzerinize alıyorsanız sorumlu kimse o sorumlunun gereği olan telafileri yerine getirir. Telafi burada illa maddi olmak zorunda değil. Hani birisinin sorumluluk alması ötekilerin üzerinden yükü hafifleteceği hafifleteceği için yükü zaten aldığın zaman onlar hafiflemiş, telafi etmiş olursunuz aslında. Tövmet altında kalıyorsunuz. 30 kişi var mesela diyelim bir ortamda. Söyleyin hanginiz çaldı? Yani edep değildir mesela toplu bir yerde bunu diyemezsiniz. Yani 30'unu hırsız ilan etmiş olursunuz orada. Ama şöyle deseniz ki işte e, tek, e, bir araştırsanız e, bulsanız mesela işte bir bir siz mi siz mi deseniz ondan daha az yıpratıcı olur. Burada telafi etmeyi hızlandırır sorumluluk bilinci. Sorumlu alırsınız, hatanızı ise geri, yerine getirir telafi edersiniz. Bu maddi olarak kullar arasında bir de manevi bir telafi var. Tövbe edemezsiniz eğer sorumluluk almazsanız. Nesi var ya? Nesi var? Herkes yapıyor. Oho hocam oraya gelirsen oho filan diyor adam. Ya abi o günah değil mi? Sen Allah'ın sever elini vicdanına koy söyle. Günah değil mi o? Günah. Oho hocam nasıl çözeceksin bunu? Vicdan rahatlatıp tövbe mi etmeyeceksin yani? Eğer ya Rabbi ben yaptım. Birazdan şimdi Hazreti Musa'nın duasını konuşacağız. Bir sorumluluk abidesi bir duadır o. Hazreti Musa öyle birisidir çünkü. Sorumluluğu üzerinize alırsan tövbe dersiniz. Günah benim. Neydi öyle bir türkü vardı? Günah benim, hata benim. Hata benim, günah benim, suç benim. Her evet. Yani benim yani. Bilemedim Sübhanek, kıymetini, kaderini. Sübhanek Allah'ın mı evet. bu? Aynen, aynen. Yani eğer bunu yapmazsanız tövbe edemiyorsunuz. Tövbe etmeniz için mutlaka sorumluluk altına girmeniz lazım. Neyin? En ilk konuştuğumuz bu üç başlık birbirini tamamlayan birinci basamakta, birinci başlık başlıkta günahını itiraf etmesi lazım. Günahın sorumluluğunu alması lazım ki sorumluluk bilinci insana tövbe ettirir. Dilini değiştirir. Mesela e, bu sorumsuz tavırda aslında ben biz olmuyor. Genelde sen ve siz oluyor. Yani hep uzağa atıyor. E, kendi problemlerini de uzağa atıyor. E, hani günah keçisindeki olduğu gibi adam mesela suç açacaksınız birisine. Orayı tamamlayamadım. Şimdi tamamlamış olayım. E, ilgiyi üzerinizden dağıtmak için cambaza baktıracaksanız birini ipin üstüne çıkarmanız gerekiyor. Mecbursunuz buna. O yüzden ona suç işlettirirsiniz. Türkiye'deki son yılların e, Genel ahlak kriterlerinden bir tanesidir bu. Adam mesela hırsızlıkla bir yere gelmiş, torpille gelmiş, liyakat yok, e, yalanla gelmiş, iftirayla gelmiş, bir başkasını düşürüp üstünde yükselmiş, merdiven gibi kullanmış. Sonra bu suçu nasıl örtecek? Yeni suçlular bulması lazım. Adam suçlu değil, o zaman suç üretmesi lazım ona. İyi ama filan diye. Sonra en masum şeyleri, suç bulamazsanız ne yaparsınız? En mazlum şeyler suç olur. Bugün bu haftaki TRT 24'te benzer bir konu yazmıştım. Ee, Kur'an okumak suç olur mu? Evet olur işte. Ne zaman? Bir suçunu örtmek isteyen, günahını bir keçiye yükleyip keçiyi de bayırdan yamaçtan atmak isteyen bir günahkarın yanında Kur'an okumak suç olur mu? Oku olur. Kitap okumak suç olur mu? Olur. Barıştan yana olmak, e, Türk Tabipler Birliği'nin sağlık açıklaması olur. Mimarlar e, Odası Yapmayın kardeşim bak elinizi vicdanınıza koyun. Çevre bilmem şu e, raporu yok bunun. Kuşların geçişine engel oluyor. Raporu suç olur mu? Olur. Ne zaman olur? Öteki suçlunun yanında bunlar suç olur. Çünkü o bir masumu bulur kendine. Masumda bir şeyi e, suçu ilan eder. Evet suçlu o. Günahı ona yükler. Seninki ne olacak? Üzerinden attı. Niye hep sen suçlusun? Böyle olunca bu adamın tevbesi mümkün olur mu? Islahı mümkünse ya Rabbi ıslahlarını biz dua ederiz böyle. Çok ed ederiz bu duayı çok ederiz. Ya adam keçiyi yardan attı yardan. Keçi parça parça yerler. Sen diyorsun ki hala ıslah mümkünse. Adam ıslah olmamak için neler yapıyor neler ıslah olmamak için. Tekrar dönüyorum tekrar dönüyorum. Nam suresinin 93. ayetine. Allah herkesi tek tipte yaratamaz mıydı? Tek tipte inanç tek tipte aynı şekilde. Allah'a iman eder yaratamaz mıydı? Yaratırdı. E yaratmadığına göre o zaman sevgili kullarım size düşen Yaptıklarınızın mesuliyetidir diyor. Allah'ın işine karışmayın. Herkesi aynı görmeyin. Dolayısıyla bunu istemeyin de demek. Herkesi aynı istemeyin, aynı beklemeyin. Farklılıkları tahammül edin demek. Şimdi bu adam ısrarla keçiye yüklemiş günah, masum keçiye. Bir de günah bulmuş üstüne. Demiş ki senin boynuzun uzun, tüyün kısa filan mesela keçiye. Ve mi demiş sen evet şu yayınlamadan kitap okuyorsun. Sen bunu niye dedin? Şu lafı niye ettin? Demek ki filan dedim mesela. Ya bir adamın bir para birimi suç sayılır mı? Dünyada en yaygın para birimi. Aynı para biriminde yaklaşık 1.8 milyar civarında mı ne var? tane yani. 1.8 milyar kalem var, dolma kalem var. Bende de aynısından bulundu diye ben hapse giriyorum. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Geriden çık mantıklı mantıklı. Ama günahın etraf günahın seni kafanı patlatıyorsa o günahın seni rahatlatma sen kendini rahatlatmak için ne yapalım? Evet bunda şu parayı bulduk diye suçlu İran'ı hapse atalım. Adam NASA'da çalışıyor. Türk hemşeriniz Adanalı Serkan. Cebinde para buluyorlar. Uçağa binecek. Bir akrabası işte çok yakın bir akraba şikayet ediyor. Cebinde Amerikan parası buluyorlar. Amerika'da NASA'da çalışan bir mühendis. Amerikan parası buldu diye adam hala içeri, cebinde. Evet. Bu da şucudur diyorlar. Şuna bak yani bu işte durum sorumluluk atmak bu. Dolayısıyla varsa bir yaptığınız mutlaka ama mutlaka sorumlu olursunuz. Bunlar hep negatif tarafta aslında. Ama bir de iki cümleyle bitireceğim. gücünü yüklediğini Allah insana yükler. Gücü ölsününe yükler. Enam suresinin 152. ayeti, Bakara suresinin 285-286. ayetleri. Sonra bir de sorumluluk almanın no pozitif bir durum var. Kaytarmama, yükün altına girme sorumluluk e, istenen şey sorumlu olmasını istediği şey işin ihtiyaç olduğu durumda kendini Evet ben yaparım diye ortaya sunması yapması da sorumluluk bilincinin hem ahlaki olarak hem de e, iradenin ve aklın kullanılması e, olarak ortaya koyması beklenir Evet ee, evet abi birçok türü var sorumlunun yani genel, sorumluluğu tamamen sorumlu konuşmadık İslam alakının e, prensibi olarak bir sorumluluk konuşmaya çalıştık. Doğru sosyal sorumluluklar var yapabileceğimiz hukuki sorumluluklar var ceza gerektiren hukuki sorumluluklar var kanuni dini sorumluluklar var işte namazın farzlığını konuşmadık gördüğünüz gibi e, bir de bireysel manevi sorumluluklar var. Ee, bunlar vicdani sorumluluklar. Onları daha önce iki bölüm halinde konuşmuştuk, iki farklı bölümde. Ama bugün e, yaptığı seçimlerin, tercihlerinin, e, ortaya koyduğu iradenin, aklıyla e, fiili, ortaya koyduğu fiilin yüzde %100 sorumlusu insan kendisidir. Kimsenin günahını Allah kimseye yüklemez. Sorumlu insanın ta kendisidir. Vela tesiru vaziretun vizre okra diye Kur'an'da tam beş yerde Allah bu fezleke cümlesiyle ifade etmiş oluyor. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Yine etraflıca geniş bir e, çalışma, sorumluluğa dair. E, Allah razı olsun abi. Allah sizden razı olsun. İzleyicilerimizden yani, güzel Ben e, bir, bir konu dille alakalı bir şey hazırlamaya çalışıyordum. Bir aydır çalışıyorum mesela. Yani ben ya Şu namaz, dillerin yaratılmış olmasıyla... Yani çok mesela, ilginç çok bilgiler farklı. buldum da yani öyle bitmedi bir türlü. Çok ilginç şeyler var. Yani dillerin birbiriyle etkileşimi, kelimelerin ortaya çıkma şekli. Yani çok çok ilginç. Dünyanın en zengin dili hangisi abi biliyor musunuz? En fazla <laughs> ya, kelime. İlaççıya sorarsanız Arapça derim ama ben doğru bileceğim. Arapça değil abi. Arapça, Arapça mı? Evet. Dünyanın en yani, çok kelime. olarak da öyle miymiş? Yani? En çok kelime vardı Arapça'da var. Bir buçuk hmm. milyondan fazla kelime var. E çünkü türeme kanalları çok. Yani evet, çok türetebiliyorsunuz. Evet. Yani bir kalıptan elinize bir fiil geçerse e, ee, üç harf geçerse elimize kesin bir fiil e, evet. yani bayağı bir şey çıkartırsınız. Üç tane harf yetiyor size bir şey. O şey var çıkartırsınız yani işte bana bir şey. bir şey bana bir kaldıraç verin hani <laughs> bana bir <laughs> fiil zaten, verin. <laughs> bir de evet, evet, denen bir şey var ki gerçi Almanca'da da galiba bildiğim kadarıyla istisna var, çok. çok. var. Alman, Arapça'da da of yani. Ezber yapıyorsun. Mecburen ezber yaparsınız. Evet, evet. Bir şey Onu Birçoğunu unutursunuz sonra. Unutuyorsunuz. Yeri <laughs> gelince a buydu demiş falan diye tekrar öğrenirsiniz. Arapça tekrar tekrar öğrenilen bir dil. Maalesef maalesef mi diyorum yani zengin mi? zenginlikten midir artık işte çaba sarf etmek iste ihtiyacından mıdır zengin mi değil? Evet evet abi e, bugünkü e, dualar ya da dua Duz Hazreti Musa üzerinden e, Kasas suresinin 16 ve 17. ayetleri Kasas suresi Taha suresi Kasas suresi e, bunlar Hazreti Musa'nın en detaylı anlatıldığı sureler bu arada bir şey söyleyeyim bir anekdot. Kur'an'da en çok anlatılan peygamberdir. Efendimizden daha fazla efendimizin e, efendimizi hikaye etmekten daha fazla Hz. Musa hikaye edilir Kur'an'da. Yani çok yakın bir örnek ve önemli bir örnek. Yaşı da belki biraz Hz. İsa çok genç yaşta vefat ediyor. Yaklaşık 32'nin sonlarına doğru bir buçuk iki sene kadar peygamberliği var. E, genç bir peygamber Hz. İsa. Ama Hz. Musa e, yani 40'ar yıldan 3 dönem, 120 yaş, 80 yaş filan gibi yaşları böyle. E, bayağı bir geç bir vakitte vefat ettiği için yaşanmış olayı çok. Hz. İsa'dan daha fazla yaşanmış şey var. E, ki Saf Suresinin bir ayeti var hatırlarsanız. Ben 7 diye hatırlıyorum rakamı. E, Musaddik Bey neydi? Yemin Tevrat diyor. Benden önce gönderilen e, Tevrat'ı tasdik edici. Benden sonra gelen İsmi Ahmet olan da müjdeleyici diyor Hazreti İsa. Birinin müjdeleyicisi birinin tasdikleyicisi bir peygamber. Ama Hazreti Musa çokça anlatılıyor. O anlatılan hikaye, hikaye edilenlerden, hikaye değerini düşürmez bu arada. yani Madem Arapçadan söz açıldı, Arapça'da bir başkasına olayı anlatmaya, nakletmeye geliniyor. Evet. Burada anlatılan Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın Mısır'dan ayrılışını, ilk ayrılışını bu Hazreti Şuaib'e doğru gidişini ilk sebep veren bir cinayet olayı var. Medyene ayrılmadan önceki bir cinayet var. Bir gece vakti şehre Allah bu arada genç Musa'ya Allah bilginin verildiğini söylüyor. O yaşlar kaçlı yaşlarda bilemiyoruz ama o yaşlarda Hazreti Musa'ya bilgi veriliyor. Hikmet veriliyor ama bu peygamberlik değil. Yani Hazreti Musa iman etmiş bir kul aslında o tarihlerde. Kur'an'da anlattığı bu Dolayısıyla hani genel e, şehrin dışından şehre giriyor. Saray mı şehrin dışındaydı veya saraydan uzaklaştı iman ettiği için artık Firavun ve civarıyla aynı anda yaşamak istemiyor. O yüzden mi uzaklaştı bilemiyoruz ama dışarıdan giriyor Hz. Musa şehre. Bakıyor ki e, Kur'an düşmanı dediği için artık yerli Kıptiler Musa'ya düşmanlık yapıyorlar. Demek ki Hz. Musa'nın imanından kaynaklı, Musa olmasından kaynaklı bir düşmanlıkları var. E, i̇stemiyorlar bir de Hz. Musa'yı. Yusuf soyundan geldiği için yerliler istemiyorlar. Yakub'un oğullarından olduğu için. Sonra e, İsrail oğullarından birisi de var. İkisi kavga ediyor. Kavga ederken e, ayırmaya çalışırken Kıpti'ye bir yumruk atıyor Hazreti ise Hazreti Musa. O yumruktan sonra öldürüyor. Gada kelimesini kullanıyor. Gada, ala alayla yan yana gelirse burada e, işini bitirdi anlamında. Hakladı. Türkçede bu var işini bitirdi anlamına geliyor ama bu ikisinin kavgasına çok enteresan bir şekilde Kasas suresinin 13, 14, 15. ayetlerinde birbirini öldürmeye çalışan iki kişinin arasına giriyor aslında. Katere kelimesi var. Kavga edenler bunları kullanıyor. Ama Hz. Musa'nın yumruğuna gelince Gada Aleyh kelimesini kullanıyor. Onun işini bitirdi. Kur'an'da birçok yerde var. Farklı anlamlarda da kullanılan bir şey. Son noktayı koydu demek bu işe. Son nokta nasıl biter bir kavgada? Ya barışırlar ya da ölür. Taraflardan biri ölür. Ölce biter yani. Ölüyor. İki kavga edenlerden diğeri Hazreti Musa'nın vurduğu ölüyor. Sonra Hazreti Musa diyor ki bu iş şeytandan bir iş. Yani Hazreti Musa kabul ediyor. Ya Rabbi bu benim isteyerek yapabileceğim bir şey değil. Şeytandan bir iştir bu diyor. Bir cinayetin sebebi olarak Hazreti Musa e, gidiyor. Ertesi gün sabah vakti e, şehre tekrar yaklaşınca bakıyor ki o İsrail yollarından yani akrabası olan aslında Hz. Musa'nın tekrar kavga ediyor birisiyle. Bir e, Kıpti, e, Mısırlı birisiyle daha. Sonra diyor ki bırak bırak dünkü adam öldürdüğün gibi beni de mi öldüreceksin falan diyor Hz. Musa. Bakıyor ki adam yine kavgacı. Haksız yani adam. Şirretlik yapıyor. Dünkini öldürdüğün gibi ben de mi öldüreceksin dünkü Kıpti'yi öldürdüğün gibi deyince diğer Mısırlı gidiyor yetkililere haber veriyor. Aranıyor Hz. Musa. Sonra ismini bilmiyoruz ama Kur'an diyor ki birisi geldi ona, e, söylüyor diyor ki seni arıyorlar, sana zulüm edecekler. Hz. Musa şehirden çıkıyor. Şimdi bir cinayet zanlısı olarak aranan, gerçekten attığı yumruk bir cinayete bir adam öldürmeye sebep olan Hz. Musa'nın o cinayeti üzerine alması, sorumluluğunu üzerine alıp tevhid etmesi aslında. Kasas suresinin 16-17. ayetleri. Bu cinayetin sebebi olarak kendini görüyor ama bu tarafta bir de şey var. E, Sebebin e, bu şeytandan bir şeydir ya Rabbi ben yaptım ama bu şeytandan yani bu benim yapmamam gereken bir şey yapmamam gereken bir şey yaptım demek şeytanların sebep olduğu bir şey yapıp yaptıktan sonra üzerine mesuliyeti alan bir ruh halinin duası bu bu şeytan illa cinler minler olmak zorunda değil bir takım insten, insandan şeytanların yaptırdığı hataları tamam da o gün şu şeytanla yan yanaydık o bana bunu yaptırdı filan yama sen yaptın bunu Adamı kim öldürdü? Bu hikayede Musa öldürdü. Musa öldürdü. Öldüren o olduğu için tövbe de o diyor. Affı da ona veriyor Allah. Şimdi o konuşacağımız ayette o var. Affı yoksa ya Musa senin bir suçun yok dolayısıyla sen niye affedeyim diyebilirdi. Affettim deyince 16. ayette demek ki suçu Allah da Musa'ya isnat ediyor ki affettiğini söylüyor. Tövbesini kabul ediyor. Şeytandandır diyor. Dolayısıyla şeytanlarla, şeytanlıkla İnsan veya cinden, insandan veya şeytandan, cin e, e, cinden şeytanlarla yan yana gelip bir e, hata ediyor. Ama ben bun bunun olmasa ben yapmazdım. Ya Rabbi filan diye hatayı e, topu atmıyor taca. Üzerine sorumluluğu alıyor ve tövbe ediyor. Hatasının gereğini yerine getiriyor. Bu dua. Dua böyle bir dua. Hata edenlerin, böyle hata edenlerin dua. Hatasına başkalarının e, reklamı sebep olmuş. Şakşar sebep olmuş, övgüleri sebep olmuş, gaza getirmeleri sebep olmuş ama mesuliyeti üzerine alan gerçek kulun duası bu. 16. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Gale şöyle dedi Musa. Rabbi inni zalemtu nefsi fafirli. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Yani bir katil olarak burada bulunmamam gerekiyordu. Ama ben buradayım şu anda. Bir cinayetin zanlısı olarak aranıyorum. Musa olarak burada olmamam gerekiyordu ama yanlış bir yerdeyim bu yersizliğimi lütfen bağışla ya Rabbi. Yersiz tavrımı yerine yakışmayan, bana yakışmayan şu tavrımı bağışla. Beni bağışla diyor. 16. ayet. Burası dua metni. Sonra Allah diyor ki aynı ayetin içerisinde cevabı olarak lehu. Allah onu bağışladı. Neyini bağışladı? Var ki şey diyorsunuz. Allah dolayısıyla bir, ortada bir ceset var. İnnehu vel gafur rahim. O çok bağışlayan ve esirgeyendir. 16. ayet bu 17. ayet. Kale Hz. Musa şöyle devam ediyor. 16'nın bir cümlesi 17'nin aşağı yukarı tamamı dua metni. Musa şöyle dedi. Rabbi bima en'amte aleyye. Ya Rabbi bana verdiğin nimetler. Benim bana verdiğin nimetler var ya. Bu nimetlerle felen ekune. Şöyle olmayacağım. Bu nimetlerle şunu yapmayacağım. Ya Rabbi. Söz veriyor bir şeye. Ya Rabbi beni bağışla. Bir yersizlik yaptım bir cinayetin zanlısı olamazdım. Bir cinayete sebep olamazdım. Burada olmamam gerekiyordu. Bu noktada bu dos suç dosyasında ismim alınmaması gerekiyordu. Ama benim adım o suç dosyasında. Ya Rabbi beni bağışla. Allah da bağışladı Musa'yı diyor. Allah çok esirgeyendir diyor. Sonra Musa aleyhisselam şöyle devam ediyor. Rabbi bima enzelte e, pardon. E, rabbi enamte aleyye felan ekun. Ya Rabbi bana verdiği nimetlerle, bana verdiklerinle şöyle kesinlikle olmayacağım. Nasıl olmayacağım? Zahiran lil mücrimin. Mücrime, günahkarlara, suçlulara yardımcı olmayacağım. Toparlıyorum cümleyi. Bir cinden veya insandan şeytan tarafından kandırılarak fiili işlemiş ve sorumluluğu üzerine almış, hatayı işlemiş ve sorumluluğu üzerine almış insanın duasıdır bu. Ben yaptım. Bu benim, hata benim, suç benim. Yani doğru şu sebep olmuş olabilir, ama Kur'an'ın söylediği Ankebu suresinin 13. ayetiyle onun da sırtına yüklenir o. Ama sorumluluk benim bunun. Tavır benim, fiil benim. Dolayısıyla sorumlusu benim. Üzerime alıyorum. Ya Rabbi beni affet diyor. Bir. iki Ya Rabbi bana verdiğin nimetlerle bir günahkarı, suçluyu e, a, zahir arka çıkmak demek. As, asla bir günahkara, suçluya arka çıkmayacağım. Bana verdiklerini Gücüm varsa, otoriten varsa, sağda soldaysam, hükmüm varsa, sözüm geçiyorsa, kalemim varsa, sesim varsa, neyim varsa, param bulum neyim varsa, kalabalığım varsa ben bir zalime, bir suçluya, bir günahkara arkası çıkamam. Neyle? Senin verdiklerinle. Bir güzel detay daha verdi Hazreti Musa bizim dilimize. Allah e, şefaatine nail etsin. Bunlar benim değil ya Rabbi. Güç olarak gördüklerim benim değil. Biz ki her yerdeyiz diyebilirim ama ben ki sözüm işte bir iki gün önce konuştuk ya yar, benim sözüm adamı alçaltır da yükseltir de diyene. Hayır o Allah'ın Allah'ın işi senin değil o demesi gibi. Allah'ın olduğunu söyle Hazreti Musa. Neyin? Bana verdiklerin ne diyor. Zalime yardımcı olurum. Suçluya günahkara yardımcı olurum ama bu yardımcı olurken yardım edişim esnasında kullandıklarım benim değil senin yarabbi. Senin verdiklerinle bir zalime suçluya şuna buna yardım ettirme bana. Senin verdiklerin yani kendinden atıyor. Dolayısıyla kendinden bilmeme. Olduğu yeri kendinden bilmeme. Elindeki yardımcı olabileceği zahir alil mücrimine yardımcı olabileceği mücrimlere elindekini kendinden bilmeme. Ben biz dememe. Ya Rabbi sen senin bu. Ne olur senin olanından bana verdiklerinden de bir suçluya günahkar hata edene bir zalime de bana yard yardım ettirme bunlarla diye ağzımıza güzel bir dua cümlesi Hz. Musa vermiş oluyor. Kabul olmuş bir dua mı? Evet. Fegafera <laughs> lehu diyor Allah. Ayetin kendi içerisinde zaten Allah'ın Hz. Musa'nın tövbesini kabul ettiğini, duasını kabul ettiğini Allah söylüyor. Hz. Musa'nın kabul olmuş duasıdır. Bir sorumluluk bilinci duasıdır. Kasas suresinin 16 ve 17. ayetleri. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, yani ciddi bir performans gerektiriyor şu yaptığınız iş. Ee, Estağfurullah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, sevgili izleyenler bugün sorumluluğu konuştuk. Yani konuştuk derken Hakan abi konuştu, anlattı. Estağfurullah. <laughs> ben yetiştireyim diye hep ben konuştum. Allah razı olsun. Çok, keşke bak, vakit de daha güzel kullanabilsem. Daha doğrusu az buz değil. Bir buçuk saate az bir program. Bir hele hele iftar programı için çok büyük bir süre. Uzun bir süre. Ki ben İftar iftar programında e, iftar programı yapmıştım var evveliyatında bol bol. 3 dakika konuştuğum bile hatırlıyorum yani. <laughs> evet ben de o, Allah, o, seni seneyi hatırlıyorum. Hatırlıyorum. hatırlıyorum abi o günleri. Evet. Allah selam versin Reha yapram. Evet, Rehabi ile beraber. rakip olarak mı olsun ya. Yani bir yani, keşke bütün rakiplerimiz Rehabi gibi olsa. Valla sen kurban. <laughs> evet, evet. sevgili izleyenler, yarın son program için davet edeceğiz sizleri. Ramazana veda edeceğiz. Ramazan güzelleri'nde son bölümünü yapacağız yarın inşallah. Eee bugünlük veda ediyoruz. Allah oruçlarınızı kabul etsin, dualarınızı kabul etsin. İnşallah inşallah yarın son kez Ramazan güzelleri'nde buluşabilmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.